Arkadaşlarım selamlar. Bir şeyi 40 kere söylersen olur diye yola çıktığımız 40 soru serisi TYT Matematik Kampı'nda bugün sevgili arkadaşlarım 4. videomuzdayız. 4. konumuzdayız. Konumuzun ismi 40 soruda üslü ve köklü sayılar. Evet, bu TYT Matematik'in biliyorsunuz üslü köklü sayılar çoğumuzun sıkıntı çektiği konulardan olabiliyor. Özellikle bu üslü köklü sayıların temelini çok iyi atamazsan ileride AYT Matematik'te logaritma adlı konuda ciddi anlamda sıkıntılar çekebilirsin. Dolayısıyla bu üslü köklü sayıların derecelendirilmesini, daha sonrasında rasyonel üsleri, rasyonel kökleri mutlak surette çok ama çok iyi anlaman gerekiyor. Dolayısıyla ben sana soruları çok ama çok sade çözeceğim, çok mükemmel çözeceğim, açıklayıcı çözeceğim. Soruları anlatırken, çözümlerini anlatırken ne nereden geliyor çok güzel bir şekilde ele alacağız. Bundan kaynaklı bu videoyu çok dikkatli dinlemende fayda var. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ve daha sonrasında abone olup bildirimleri açtıysanız, ki bildirimlere gerek yok, hani zırt pırt bildirim gelmesin hocam sizden diye, videoyu, burası çok önemli, videoyu beğenebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Beni, SML hocanızı çok ama çok mutlu etmiş olursunuz diyelim ve hazırsanız sevgili arkadaşlarım sizlere şöyle kitabımızdan nerede olduğumuzu da hemen hatırlatayım. 36. sayfaya kadar çözeceğiz arkadaşlar. Kaçtan? 29'dan. 29'dan 36'ya kadar geleceğiz bugün sizlerle birlikte ve artık başlasın mı? Haydi hep birlikte soru çözümümüze. Buyurun. Ve hadi birlikte bakalım ilk soruya. Bir ayrıtı x birim olan bir küpün tüm yüzey alanı 6x kare birim karedir diye bir bilgi verilmiş en başta. Aşağıda bir ayrıt uzunluğu da 2 üzeri 5 birim olan bir küp bize veriliyor. Bak, bir ayrıtını vermiş bize. Buna göre bu küpün yüzey alanının tüm ayrıtları toplamına oranı sorulmuş. Şimdi yüzey alanının tüm ayrıtları toplamına, yüzey alanı dediğimiz şey eğer bir kenarı a ise veya bize yukarıda x demişti, x ise neydi yüzey alanı? 6x kareydi. Yani 6x kareyi demiş, neye bölmemiz isteniyor? Tüm ayrıtlarının uzunlukları toplamına. E kaç tane ayrıtı vardı bir küpün? Bir küpün 12 tane ayrıtı vardır sevgili arkadaşlar. Ve bir ayrıtının uzunluğu da x ise demek ki bu 6x kareyi 12x'e bölmemiz isteniyor. Ki burada gerekli sadeleştirmeleri yaptıktan sonra da biz işlemi bulsak iyi olur. 6 ile 12'yi sadeleştirdim, burada 2 kaldı. X'de de x kareyi sadeleştirdim, yukarıda x kaldı. Yani bizden x bölü 2 isteniyor. X'imiz bizim burada kaçtı? 2 üzeri 5'ti. Yani diyor ki 2 üzeri 5'i bir güzel 2'ye böl. Üst taraf 2 üzeri 5, alt taraf 2 üzeri 1. Ne yapıyorduk? 5'ten 1'i çıkarıyorduk ve bunun üzerine yazıyorduk. 2 üzeri 4, bu da 16'nın ta kendisini verir. Bu da bize cevabı veriyor. Doğru cevap B seçeneği olacaktı sevgili gençler. Diyelim ilk defa söyledik. 40 kere söylersen olur demiştik. İlk defa söyledik ve devam ediyoruz. İkinci sorumuzda. Aşağıdaki tabloda ABC sayılarının değerleri var. Buna göre bak, A neymiş? 2 üzeri 5. B 6 üzeri 5. C de 4 üzeri 5. Şimdi ifadelerinden hangileri bir tam sayıya eşittir? Tam sayıya eşit olabilmesi için ifadenin tamamen ama tamamen sadeleştirilebilir olması gerekiyor. Şimdi B'yi A'ya bölelim. Bak, 6 üzeri 5'i 2 üzeri 5'e bölersem eğer, ben üstler aynıysa ve tabanları bu şekilde bölüyorsak arkadaşlarım, 6'yı 2'ye bölüp 3 üzeri 5 deriz. 3 de yan yana 5 defa çarptığımız takdirde tam sayı verir herhalde, değil mi bize? Verir verir. B bölü A tam sayıdır. B bölü A kere C. Şimdi B'miz 6 üzeri 5'ti. A ile C'yi çarparsam 2 üzeri 5 çarpı 4 üzeri 5 yapacaktır. 2 üzeri 5 ile 6 üzeri 5'i az önce sadeleştirmiştim. 3 üzeri 5 geldi. Bu da bana üstler aynıyken 3 bölü 4'ün 5. kuvvetini verecektir. 3 bölü 4'ün 5. kuvveti, kimse kusura bakmasın ama tam sayı mam sayı değildir. Dolayısıyla ikinci öncül patladı. Ve üçüncü öncül A artı C bölü B demiş. Yani A ile C'yi topla demiş. 2 üzeri 5 ile 4 üzeri 5'i toplayacaksın ve bunu da 6 üzeri 5'e böleceksin demiş. Şimdi burada Tonga'ya düşürmelik bir öncül aslında. 2 ile 4'ü toplayıp 6 üzeri 5 bölü 6 üzeri 5'ten bu 1'e eşittir hocam gibisinden çözüm yapan arkadaşlar için geliyor bu soru, bu öncül. Buna dikkat ediyorsunuz, böyle bir şey yok. Burada yapabileceğiniz şey şudur. 2 üzeri 5 ortak çarpan parantezini alırsınız. Burada sadece 1 kalır. Burada da yine 2 üzeri 5'in ta kendisi kalacaktır. Bölü 6 üzeri 5 var aşağıda da. Üst tarafta 2 üzeri 5 ile 6 üzeri 5 sadeleşirse burada 3 üzeri 5 kalır. Arkadaşlar bakın, şurası zaten 2 üzeri 5 32 idi ya. 1'e eklersen 33 gelir. 33'ü de 3 üzeri 5'e bölersen kimse yine kusura bakmasın, burası da tam sayı olmaz. Yani 3. öncülde patladı. O halde bizim doğru cevabımız yalnız 1 olacaktı. Yani cevap A seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. Evet, bu sayfanın sol sütununu bitirdik. 1. soruya B, 2. soruya A dedik ve devam ediyoruz 3. sorumuzla.
kare şeklindeki bir kartonun üzerine genişlikleri önemsiz bantlar yapıştırılarak aşağıda gösterilen 8 eş dikdörtgen oluşturulmuştur. Bak bunlar eş dikdörtgenmiş. Yapıştırılan bantların toplam uzunluğu da 2 üzeri 12 birim olduğu verilmiş bize. Buna göre karenin alanı. Şimdi bu soruya nereden başlayacağız? Bu soruda bize çok önemli bir bilgi verilmiş. Bunun kare şeklinde olduğunu biliyoruz. Yani bu kenarıyla bu kenarı birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Peki ben şimdi gidip şuradaki küçük minik dikdörtgenlerin bir tanesinin kısa kenarına x dersem burası da burası da burası da x olacağından demek ki buradaki karenin de bir kenarının 4x olması gerektiğini anlarım. Ve daha sonrasında buranın da 4x olmasını istiyorsak tabii doğal olarak 4x'i 2 tane dikdörtgenin uzun kenarı olacak şekilde 2'ye böleriz. Bu da bize 2x'e 2x'i verir. Yani benim bir tane dikdörtgenimin bir kısa kenarının uzunluğu x, uzun kenarının uzunluğu da 2x olacakmış. Bundan sonra ne olacak? Yapıştırılan bantların toplam uzunluğunu bize 2 üzeri 12 diye vermiş. Bak şimdi burada x kadarlık bir bant, burada x, burada x, burada x kadarlık bir bant yapıştırılmış. Buralarda da 2x, 2x, 2x ve burada da 2x, 2x, 2x kadarlık bir bant yapıştırılmış. Toplam yapıştırılan bant şurada, bak şurada 6x var. Burada da 6x var hocam. Ve şurada da x, 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 x daha 4x var hocam. Bunları toplarsak eğer 16x'in ta kendisini buluruz. Bu 16x de 2 üzeri 12'nin ta kendisiymiş. Şimdi ben bu 16'yı 2 üzeri 4 diye yazacak olursam çarpı yanında x'imiz var. Eşittir 2 üzeri 12 dersek ve her iki tarafı 2 üzeri 4'e böldüğümüz takdirde ki bölünür sağlam bir şekilde. Bunu 2 üzeri 4'e bölersem burası ne olur? 2 üzeri 8'in ta kendisi olur. Yani bizim elimizde sadece x kaldı. X de 2 üzeri 8'in ta kendisiymiş arkadaşım. Bizden ne istenmiş? Karenin alanı. Şimdi karenin bir kenar uzunluğu 4x'ti. Doğal olarak bunun alanı da 4x çarpı 4x'in ta kendisidir. Yani 16 çarpı x karenin ta kendisidir. Yine 16'yı ben 2 üzeri 4 biçimde yazarsam x dediğimiz şey de 2 üzeri 8 de demek ki bir de burada 2 üzeri 8'in karesi olacak. Bak şimdi üssün üssü geldi. Üssün üssü geldi. Bu durumda ne yapıyorduk? Üstleri çarpıyorduk ve 2'nin kafasına yazıyorduk. Yani 2 üzeri 4 çarpı 8 kere 2 16 olduğu için 2 üzeri 16. Şimdi ne yapıyorduk? Tabanlar aynı. Üstleri topluyorduk. Bu şekilde ve 2 üzeri 20 bizim cevabımızdır diyorduk. Bak gördüğünüz üzere bir sürü kazanım elde ettik ve bir sürü kazanımın içerisinden de güzel yeni nesil bir soru çözdük. İşte bu yüzden 40 soru serisi inanılmaz derecede değerli. Ha hocam, bu arada sen bu şekilde buldun da canım öğrencim. Hocam bulduğun cevap şıkta yok. Hah işte orada bile bir kazanım uygulatıyoruz. 2 üzeri 20 dediğimiz şey aslına bakarsan 2'nin karesinin 10. kuvvetidir. Çünkü 2 kere 10 bize 20'yi verir. 2'nin karesi de 4 olduğu için doğru cevap 4 üzeri 10'dur da diyebiliriz tabii ki. O halde doğru cevabımız A seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlar. Diyelim ve 4'e geçelim. Geçelim mi? Hadi hep birlikte. Bir bankadan bir miktar para çekmek isteyen Yalçın, bu parayı her bir destede 50 adet 200 TL bulunan 64 deste halinde bankadan teslim almıştır. Şimdi ne kadar para çekiyor? Her destesinde 50 tane 200 lira var ama bundan da kaç tane var? 64 tane de deste var. O zaman 64 çarpı 50 çarpı 200 lira çekiyor bankadan. Yalçın'ın çektiği para soruluyor. Biz bunu istiyoruz ama şıklara uygun biçimde istiyoruz. Yani üstü sayı haline getireceğiz bunu. Peki getirelim. 64 dediğimiz sayı bir kere 200 er 6'dır çarpı. 50 dediğimiz sayı 2 kere 25'tir. 2 çarpı 25 de 5'in karesidir. Çarpı dedim. 200 de 8 kere 25'tir. 25'i de ben nasıl yazayım o zaman? 5'in karesi biçimde yazayım. Ve hatta buradaki 8'i de 2'nin küpü diye yazalım. Çok güzel. Bak burada 2 üzeri 6 var. 2'nin küpü var. 2 var. O zaman ben bunları bir arada yazayım. 2 üzeri 6 ile 2'yi çarparsam 2 üzeri 7 gelir. 2'nin küpüyle de çarparsam bunu 2 üzeri 10'un ta kendisi gelir. Çarpı. Daha sonrasında burada 5'in karesi ve 5'in karesi var. Bunları da çarparsak ne yapar? 5'in 4. kuvveti yapar. Amma ve lakin şıklarda bu yok. O halde gel bunu şu şekilde yazalım. 5 ve 2'yi ortak bir kuvvet haline getirelim. Yani bak 2 üzeri 6 2 çarpı 2 üzeri 4 yazsam 2 üzeri 10'u bulur muyum? Bulurum. Yanına da bir de 5 üzeri 4'ümüz vardı bunun. O halde şimdi 2 üzeri 4 ile 5 üzeri 4'ü çarparsam üstler aynı olduğu için tabanlar çarpılır ve 10'un 4. kuvveti diye yazılır. Çarpı 2 üzeri 6'yı da yanına ekleriz. Bu var mı şıklarda 2 üzeri 6 çarpı 10 üzeri 4? Tabii ki var. O halde doğru cevabımız C şık olacaktı diyebiliriz. Ve devam ediyorum 5'te. Aşağıdaki kutuların içine
her birinin içine 2 üzeri 5, 2 üzeri 6, 2 üzeri 7 ve 2 üzeri 8 kümesinin elemanları birer kez yazılıyor. Bak dikkat et, 10 defa yazma diyor. Tekrar tekrar aynısını kullanmayacaksın. Bu 4 tanesini bu 4 tanesinin içerisinde birebir biçimde dağıtacaksın. Buna göre x sayısı soruluyor bize. Şimdi hangilerine eşit olabilir diye. 1, 2 ve 10 verilmiş. Bakalım hangilerine eşit olabilir. Şimdi öncelikle x sayısı. Buraya bir tane yazacağım. Bir kesir elde edeceğim. Buraya bir tane yazacağım. Bir kesir elde edeceğim. Ve x sayısı karşıma çıkmış olacak. Bu x sayısı da 1 mi, 2 mi, 10 mu? Bunlardan hangilerine eşit olabilir? Bunu elde edeceğiz. Şimdi gel birlikte şu şekilde düşünelim. Bak ben burada 2 üzeri 5'i 2 üzeri 6'ya bölersem bir tam sayı çıkmaz. Sonuç olarak bir tam sayı elde etmeye çalışıyoruz biz. O halde 2 üzeri 6'yı 2 üzeri 5'e böleyim. Yani büyük olanı küçük olana bölelim. Böylelikle burası kaç gelir arkadaşım? 2 üzeri 6'yı 2 üzeri 5'e bölersem 2 üzeri 1 gelir. 2 üzeri 8'i de 2 üzeri 7'ye bölersem şu şekilde. Buradan da 1 gelir ve 2 üzeri 1 gelir ve ben bunları toplarsam 4'ü bulurum. Fakat bu 4, bulduğumuz 4 bunların arasında yok bile. Peki ne yapmamız gerekiyor hocam? Şu şekilde yapalım. Az önce tam sayı gelmez dedik ama... ben bunları yine de şu şekilde 2 üzeri 5 bölü 2 üzeri 6 artı 2 üzeri 7 bölü 2 üzeri 8 biçimine yazsam, yazmayı denesem, burası 2 değil, bu sefer ne gelir? 1 bölü 2 gelir. Artı burası da 2 değil, onun yerine 1 bölü 2 gelir. Ben bunları toplarsam 1'in ta kendisini bulurum. Böylelikle x 1'e eşit olmuş olabilir. Yani birinci öncülümüz bu şekilde doğru sağlandı. Pekala, şimdi bunlardan vazgeçelim ve farklı varyasyonlar deneyelim. Mesela hocam nasıl şeyler deneyebiliriz? Şöyle ki ben burada 2 üzeri 8'i 2 üzeri 8'i 2 üzeri 5'e bölsem, bak 2 üzeri 8 bölü 2 üzeri 5 dedim. Artı 2 üzeri 7'yi de 2 üzeri 6'ya bölsem şuradan ne gelir? 2'nin küpü. Artı şuradan ne gelir? 2 üzeri 1. Hocam 2'nin küpü 8'di. Evet, 2 üzeri 1 de 2'ydi. Bunları topla 10 geldi. Peki 10 var mı? Var. Demek ki bu x 10'a da eşit olabilirmiş. Daha sonrasında bir de 2 geldi ama 2'yi elde etmek imkansız. Çünkü ben en küçük 2 üzeri 6'yı 2 üzeri 5'e veya 2 üzeri 7'yi 2 üzeri 6'ya veya 2 üzeri 8'i 2 üzeri 7'ye böldüğüm zaman en küçük karşıma çıkacak sayı 2'dir. Yani bunlardan bir tanesi mutlaka 2. Peki hocam şurası, burası da artık 0 gelmesi gerekiyor ki 2 ile 0'ın toplamından 2'yi bulalım ama böyle bir şey de imkansız. Dolayısıyla ikinci öncül patladı. Yani benim cevabım neymiş? 1 ve 3 olacakmış. O halde doğru cevap D şıkkında verilmiştir diyeceğiz sevgili gençler. Şimdi bu sayfaya, artık bu sayfadaki sorularımızı bitirdik. Şöyle uzaktan bakacağız ve sana bazı uyarılarda bulunacağım. Üçüncü soruyu mutlaka işaretliyorsun. Tam olarak MSÜ ve TYT ayarında olduğu için. Ve daha sonrasında dördüncü soru tam MSÜ sorusu. Bak TYT'de sorulmaz ama MSÜ'de bu şekilde karşına çıkabilir. Beşinci soru tam olarak TYT sorusu, aklında bulunsun. Bunu da mutlaka işaretle. 1 ve 2 tam olarak MSÜ veya TYT ayarında olmadığı için bunları işaretlettirmedim güzel arkadaşım. Bunlar sadece konu kavram, kavrama veya kazanım soruları diyebiliriz. Şimdi geçelim bir diğer sayfamıza, 6. sorumuza bakalım. Aşağıdaki 10 kutunun her birinin içine, her birinde birer sayı yazmakta ve ardışık herhangi 3 kutunun içinde yazan sayıların çarpımı birbirine eşittir demiş. Buna göre x çarpı y çarpı z. Şimdi burada sana şöyle bir uyarıda ben bulunabilirim açıkçası. Bu tarz sorular görmüşsündür illaki. Görmediysen de, yani ilk defa bu sene sınava hazırlanıyorsan olabilir. Ben de öyle yapmıştım zaten. 9'da, 10'da, 11'de nerede sınava hazırlanacaksın? Hak getire. Şimdi şöyle. Mesela burası A, burası B, burası C ve bize de şöyle bir kural verildiyse, herhangi ardışık 3 sayının çarpımı birbirine eşittir dendiyse, buradakilerin çarpımı ne? A çarpı B çarpı C. Çok güzel. Peki şuradakilerin çarpımının da A, B, C olması gerekmiyor mu? Evet, o zaman burası da A olmak zorunda. Buradakilerin çarpımı da A, B, C olduğu için burası B olmak zorunda ve buradakilerin çarpımı A, B, C olmak zorunda olduğu için burası da yine C gelir. Yani ne demeye çalışıyorum biliyor musun? Bunlar kendini şu şekilde üçlü üçlü tekrar etmek zorunda. İşte bu kadar basit. Aslına bakarsan öğrenciye burada bu fark ettirilmek isteniyor. Farklı bir amacı yok sorun. Sen bunu fark ettiğin anda zaten soru klasik basit bir üssüz sayı sorusu olmaktan öteye geçemiyor. Bunu denklem içinde sorabilirler. Çok güzel ikinci dereceden denklem sorusu da yazılabilir mesela bu tarz örneklerle. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım, senin yapman gereken şey buna dikkat etmek. Şimdi ben şuraya A, buraya B desem, burası ne oldu? Üçlü üçlü tekrar edecekti. O zaman güzel kardeşim, burası 64 üzeri 4'tür.
O zaman şurada yazan A budur. Bak A buymuş. E buraya da yine B gelecek. E yine ABC biçiminde tekrar edeceğimiz için, yani 64 üzeri 4 A ve B biçiminde tekrar edeceğimiz için yine buraya 64 üzeri 4 gelecek ve yine burası B, burası yine C ve burası da yine 64 üzeri 4 olacak. Bak üçlü üçlü ben bunları tekrar ettirdim. Gördüğün üzere ABC değil şurası. Çok üzgünüm. Hemen düzeltiyorum izninle. 64 üzeri 4'ten sonra A geliyordu ve buraya da B geliyordu dedik. Daha sonrasında da yine bu şekilde tekrar ettiğini görebilirsin. E peki hocam, güzel, hoş, eyvallah ama benden X, Y, Z isteniyordu. Sen bir sürü A, B, C falan yazdın. Onlar ne olacak? Bunları daha kolay kavrayalım diye yazdım. Sonuç olarak Y 64 üzeri 4'müş bak. Y 64 üzeri 4. Z'nin de 64 üzeri 4 olduğunu anladık değil mi? Peki hocam A ne? A'nın ne olduğu zaten şuradan karşımıza çıkmıştı. Dolayısıyla A dediğimiz şey de X'e eşit olduğu için X de 2 üzeri 12'nin ta kendisidir. Şimdi burada şunu yapıyorsun. 64 üzeri 4 dediğimiz sayıyı 2'nin kuvveti biçimine yazabilir miyim? Yazarız. 64 sayısı 2 üzeri 6'dır ve bunun da burada 4. kuvveti olduğu için bu bize 4 kere 6'dan 24'ü verir ve 2 üzeri 24'ü elde ederiz. Bu da aynı sayı olduğu için bu da 2 üzeri 24'tür. Bu zaten 2'nin kuvveti biçiminde 2 üzeri 12'dir. İşte bunların çarpımı soruluyor bize. 2 üzeri 12, 2 üzeri 24 ile çarpılırsa 2 üzeri 36 elde ederiz üstler toplanacağı için. 2 üzeri 36 ile 2 üzeri 24'ü çarparsam 2 üzeri 60'ı bulurum. Peki hocam, şıklarda var mı 2 üzeri 60? Yok. Peki şıklarda genel itibariyle tabanı 8 olan sayılar var. O halde ben bunun tabanını nasıl 8 yaparım? 2'nin küpü derim, 8 olur. 2'nin küpü 3 ile neyi çarparsam 60 elde edilir. Tabii ki 20'yi. O halde bu bize 2'nin küpü 8 olduğu için 8 üzeri 20'yi verir. 8 üzeri 20 de bize zaten E seçeneğinde verilmiş. Hayırlı uğurlu olsun paşam. Cevabımız E şıkkı olacaktı. Hazır mıyız? Ne için? 7. soru için. 7. sorumuza devam ediyorum. En kenarlı bir düzgün çokgenin içine yazılan bir A doğal sayısıyla oluşturulan sembolün değeri N çarpı A üzeri N sayısıyla gösterilmekte. Burada örnek de vermişiz. İnsaflı davranmışız. Hadi gene iyisin. Örneğimizde ne diyor? Bak bu kaç? Üçgen. O halde buraya üçgenin 3'ünü yazıyorsun. Buraya da içindeki sayıyı yazıyorsun. Ve tepesine yine üçgenin kaç tane kenarı varsa onu yazıyorsun. Ve işte bu da 3 çarpı 2'nin küpü olduğu için 24'e eşittir bu sembolün değeri deniliyor bize. E şimdi şuna bakalım. Bu nedir? Dörtgen. O zaman 4 çarpı 2 üzeri 4 diyeceğim ben, içinde 2 yazdığı için. Çarpı diyorum, devam ediyorum. Bu çarpı şuradaki çarpı. Bu kaçgen altıgen, o zaman bu da 6 çarpı 3 üzeri 6'nın ta kendisidir. Peki şimdi ben burada 4'ün 2'nin karesi olduğunu biliyorum. 2 üzeri 4 zaten 2 üzeri 4. 6 dediğimiz şey 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 1'dir. Ve 3 üzeri 6 da kendi başına 3 üzeri 6'dır zaten. E şimdi ben burada 2'nin karesi, 2'nin 4. kuvveti ve 2'nin 1. kuvvetini tek taban haline nasıl yazarım? Üstlerini toplarım ben. Ne yapacağım? 2 üzeri 2 artı 4, 6, 1 ekledim 7. 2 üzeri 7 geldi. Çarpı, e burası da 3 üzeri 7 geldi. E bunların da şimdi üstleri eşit. E üstleri eşitse tabanlarını o zaman ben çarparım. 6 üzeri 7 bulurum. 6 üzeri 7 aşağıdaki sembollerden hangisine eşittir? Hayda, bir de şimdi bu çıktı başımıza. Bak hiç korkma. Ben bunu nasıl yazarım biliyor musun? 6 üzeri 6 çarpı 6 diye yazarım. Ya da 6 çarpı 6 üzeri 6 diye yazarım. Ve böylelikle şunu anlarım. Bir tane altıgen varmış. Şu da altıgenin altısı zaten. Bu altıgenin içinde de 6 yazıyormuş derim. Altıgenin içinde 6 yazan şık hangisi? Tabii ki A seçeneği. O halde doğru cevabımız da A'dır deriz sevgili gençler. Böylelikle 7. soruyu da mis gibi bir soruydu. Çözdük arkadaşlar. Bu soru tam olarak karşımıza MSÜ'de veya TYT'de çıkabileceği için işaretliyorsun. Hemen üstteki soruya da bakıyorum. Üstteki soru sevgili arkadaşlarım, TYT'de karşına çıkabilir ama mesela 7. sorunun TYT'de karşına çıkma olasılığından daha düşük. Dolayısıyla bunu farklı bir renkle boya ama yukarıda aşağıda verdiğim mantığı, yani şurada söylediğim, anlattığım mantığı hiçbir zaman unutma. Tamam, burası çok değerli çünkü. Devam ediyorum 8. sorumla. ABCD doğal sayılar olmak üzere, bak bunları bu şekilde yazmış ABCD diye. Yani şöyle gitmiş, sonra böyle gitmiş, tamam mı? Z çizmiş. Sembolünün değeri neymiş biliyor musun? AD eksi BC'ymiş. Yani diyor ki şununla şunu çarpacaksın diyor. Sonra bununla bunu çarpacaksın. İlk çarptığından son çarptığını çıkaracaksın diyor. O zaman diyor şunun değeri 8 üzeri B oluyor. Buna göre A kere B kaçtır diye soruyor. Şimdi gel şunları bir çarpalım. 4 üzeri 6 var. Burada 2 üzeri A var. O zaman 2'nin kuvveti biçimde yazalım be.
4 üzeri 6'yı ben 4'ü 2'nin karesi yazarım. Bunun da 6. kuvvetidir. Bak 4 üzeri 6 oldu. Demek ki burası neymiş arkadaşlar? 2 üzeri 12'nin ta kendisiymiş. Çünkü burada üsler çarpılacak. Pekala. Şimdi buraya kadar geldik. Bırakmayalım. Devam edelim. 2 üzeri 12 çarpı 2 üzeri a. Eksi diyoruz. Şimdi şununla şunu çarpacağım ve çıkaracağım. 4'ün küpü demek 2'nin karesinin küpü demek. Eksi 8'in küpü demek de 2'nin küpünün küpü demek. Tabi çarpılıyor bunlar. Çıkarmıyoruz. Özür dilerim. Çarptık. Şurasına geldi 2 üzeri 6. Burasına geldi 2 üzeri 9. Ben bunları çarparsam 2 üzeri 15 yapar. Tamam, onu da buraya yazacakmışız işte 2 üzeri 15 diye. Ve bunları çıkardığımız takdirde de 8 üzeri B'yi buluyormuşuz. Şimdi ben bunları düzenli bir şekilde yazacağım. Şurayı dikdörtgen içerisine aldım. Bizim işimiz burasıyla çünkü. Bak şimdi 2 üzeri 12 ile 2 üzeri A'yı çarpıyoruz. Sonra da 2 üzeri 15 çıkarıyoruz. Ben bunu tek çarpan haline yazabilir miyim? Bir düşünelim bakalım. Yazarım. Nasıl biliyor musun? 2 üzeri 12. 2 üzeri 15'in içerisinde olan bir sayıdır. Çarpanlarından birisidir. Dolayısıyla ben 2 üzeri 12 ortak çarpan parantezini alırsam şurada sadece 2 üzeri a kalır. Eksi burada da 2'nin küpü kalır. Çünkü 15 tane 2'nin içinden 12 tane 2'yi burada kullandık. Ne kaldı? 3 tane 2 kaldı. Yan yana çarpım olarak 2'nin küpü kaldı. Yani 2 üzeri 12 çarpı 2 üzeri a eksi 8 olmuş oldu burası. Ve bu da neye eşitmiş gençler? 8 üzeri b'ye. Yani 2'nin 3 b'ninci kuvvetine. Bu 2'nin 3 b'ninci kuvveti nereden geldi hocam? 2'nin küpünün b'ninci kuvveti biçiminde yazdım ben bunu kafamdan. Ve 3 ile de b'yi çarptım. 2 üzeri 3 b dedim, tamam mı? Şimdi burası buraya eşit. Çok güzel. Ben burada ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ona şimdi odaklanacağım. Tamam. Şimdi gençler, burası 2'nin bir kuvveti. Hocam burası da 2'nin kuvveti. Amma ve lakin. Şurası ya 1 olacak ki 2'nin kuvvetidir gene 1. 2'nin 0. kuvveti. Burası ya 1 olacak ya da 2'nin kuvveti olacak. Şimdi 2 üzeri A'dan ben gidip 8'i çıkardığım takdirde 2'nin bir kuvvetini, herhangi bir kuvvetini nasıl bulurum burada? Bunu sağlayan çok da sayı olmaması lazım. Sağlayan bir tane var. Bu da nedir biliyor musun? 2'nin 4. kuvvetinden 8. kuvvet 8'i çıkarırsın. Böylelikle 16 eksi 8'den 8'i bulursun ki bu da 2'nin küpünün ta kendisidir. Yani 2 üzeri 4 eksi 8 2'nin bir kuvvetiymiş. Demek ki sevgili arkadaşlarım buradaki a kaç olacak? 4. Hocam artık burasının 8 olduğunu biliyoruz ya. Evet, 2 üzeri 12 ile ben 8 yani 2'nin küpünü çarparsam üstlerin toplamı 2 üzeri 15'i. Bu da bize 2 üzeri 3b'yi vermez mi? Verir. Madem öyle 15'te 3b'ye eşit olmaz mı? Sen benden daha iyi biliyorsun o zaman. Yap güzel kardeşim. 3B 15'e eşitse B de 5'in ta kendisidir. Böylelikle A'yı 4, B'yi 5 bulduk. Hayırlı uğurlu olsun. A kere B sorulmuştu. 4 kere 5 bize 20'yi verir o halde. Doğru cevabımız da B şıkkı olur sevgili arkadaşlar. Bak 8'i çözdük. 8'in cevabına B dedik ve devam ediyoruz gençler 9. soruyla. Şimdi 9. soruda üstlü sayılara çalışan bir Mete diye arkadaşımız var. Umarım işte içimizde Mete diye bir arkadaşımız da vardır. A üzeri x işlemini defterine yanlış bir şekilde not ediyor ve bu şekilde öğreniyor. Nasıl öğrenmiş bakalım? A üzeri x'i bu a'ların yan yana x defa çarpımı olarak öğrenmemiş de nasıl öğrenmiş? Yan yana x tane a'nın toplamı biçiminde öğrenmiş. Yanlış bilgi verilmiş ya da yanlış görmüş, yanlış okumuş. Sıkıntı yok. Böyle öğrenmiş. Ve a üzeri x'i de tabii doğal olarak burada a tane x'i yan yana toplayınca a çarpı x elde eder ya. Demek ki demiş a üzeri x a kere x'e eşit kardeşim demiş. Tamam. Olsun. Öğrenebilir. Hala zaman var YKS'ye. 2 üzeri 8 ile 4 üzeri 4'ün çarpımı işleminin sonucunu defterine aldığı nota göre işlemi hatasız yapan Mete doğru sonucun kaç katını bulmuştur diye soruluyor. Şimdi doğru sonuç 2 üzeri 8 ile tabi şurada 4 üzeri 4 demek 2'nin karesinin 4. kuvveti demek olduğu için bu da 2 üzeri 8'dir. 2 üzeri 8 ile 2 üzeri 8'in çarpımıdır doğru sonuç. 2 üzeri 8 ile 2 üzeri 8'in çarpımı da bize 2 üzeri 16'yı verir. Biliyorsun sen üstler toplanıyor. Şimdi bu bizim doğru sonucumuz. Yazalım. Doğru sonuç dedik, tamam mı? Bunda bir sıkıntımız yok. Eyvallah. Şimdi diyor ki Mete'nin bulduğu sonucu da bulmamız gerekiyor. Tamam bulalım güzel kardeşim. Nasıl buluruz Mete'nin bulduğu sonucu? Şöyle 2 üzeri 8'i nasıl anlamış Mert? 2 kere 8. Mete miydi? Mete. 2 üzeri 8'i 2 kere 8 diye anlamış. 2 kere 8.
çarpı 4 üzeri 4'ü nasıl anlamış? Onda 4 kere 4 diye anlamış. Madem öyle, Mete'nin bulduğu sonuç ne? 2 üzeri 1 çarpı 2'nin küpü çarpı 2'nin karesi çarpı 2'nin karesi olduğundan üstleri bir güzel toplarım. Topladığım zaman da 2 üzeri 8'in ta kendisini bulurum. Şimdi Mete'nin bulduğu sonuç 2 üzeri 8. Doğru sonuç da 2 üzeri 16. Mete'nin bulduğu sonuç doğru sonucun kaç katıdır diye soruluyor. Bak yanlış anlama bunu. Gidip de bu sayı daha büyük diye bunu buna bölmek zorunda değilsin. Bölersen A'yı işaretlersin, cümlersin. Tamam, bak sınavda da aynı şeyi yapabilirsin. Yapma. Cümleyi doğru oku. Diyor ki hatasız yapan Mete doğru sonucun kaç katını bulmuştur diye soruluyor. Yani diyor ki 2 üzeri 8'i git bir güzel 2 üzeri 16'ya böl. 8'den 16'yı çıkarırsan eksi 8'i bulacağın için bu sonuçta 2 üzeri eksi 8 katıdır deriz. Yani cevabımız E şıkkı olur sevgili gençler. Bu rengi çok beğendim bu arada. Yazmamı istiyorsanız, bu rengi daha çok kullanmamı istiyorsanız yorum kısmına belirtebilirsiniz. Ama şu an ekranımda müthiş duruyor bu renk. Bu renkle biraz yazmaya devam edeceğim sanırım. Evet gençler. Devam. Ceren aşağıdaki kareyi 9 eş bölgeye bölmüş. Böldüğü bu parçalardan bir tanesinin tamamını, bir tanesinin de 1 bölü 3'ünü boyamış. Şimdi boyalı bölgelerin alanları toplamı 4 çarpı 3 üzeri 12 birim kare olduğuna göre karenin alanı kaç birim karedir? Şimdi bak, çok ama çok dikkatli dinle. Burada bunlar ders anlatılırken anlatılmaz sizlere. Bunlar ancak aha bu şekilde videolar izlerken, yani bu çözüm serisi gibi, tabii ben sadece yapmıyorum soru çözüm arkadaşlar, YouTube'da farklı hocalarınız da yapıyor, tamam mı? Yani o hocaları da dinleyebilirsiniz, sıkıntı yok. Ama bu şekilde soru çözümleri izlerken, ki kalifiye olması gerekiyor bunların, ciddi anlamda kaliteli olması gerekiyor, ciddi anlamda sağlam soru çözümleri olması gerekiyor bir şeyler öğrenebilmeniz için, ki 9 tane soru çözdük, bu 9 tane sorunun içerisinde neler neler gördük, öğrendik biliyorsunuz. Şimdi bu tarz çözüm taktiklerini ancak bu şekilde öğrenebilirsiniz. Yani kimse size konu anlatırken bak bunu böyle yaparsan falan diye böyle anlatmaz. Tamam mı? Öncelikle buna bir değineyim. Şimdi çözümüme devam etmek istiyorum. Bak arkadaşım. Burada bir karenin tamamını diğer karenin 1 bölü 3'ünü diyor ya, kesirle sakın ama sakın uğraşma. De ki hocam ben bu karenin şurada tamamının boyalı olana 3x dersem, bu da bunun 1 bölü 3 olacağından buraya da x kalır hocam dersin. Boyalı alanların toplamı da sana 4x'i verir. Böylelikle hiçbir şekilde kesirle uğraşmak zorunda kalmazsın. Tamam, bak çaktın sen köfteyi. Şimdi işte bunun alanının toplamı da 4 çarpı 3 üzeri 12'ymiş ya. O 4 onun 4'ü. Kesirle uğraşsaydın 4 bölü 3x bulacaktın. O 4 de yine onun 4'ü olacaktı. Bak yine bir şey değişmeyecek. Ama dediğim gibi kesirle uğraşma be güzel kardeşim. O zaman şu dörtleri ben izninle oradan götüreyim, tamam mı? Geriye sadece ne kalır? Bak x eşittir 3 üzeri 12 kalır. Mükemmel. Karenin tamamının alanı soruluyor. Şimdi dur. Burada kaç tane kare var? Küçük karelerden bahsediyorum. 9 tane. O zaman 9 kere 3x. Toplamda 27x yapmaz mı? Yapar. X neydi? 3 üzeri 12. O zaman 27 kere 3 üzeri 12 benim cevabım olur. 27 de ne garip ki. Nereden geldiyse, kim ayarladıysa, 3'ün küpü değil mi? 3'ün küpü. 3'ün küpüyle 3 üzeri 12'yi çarparsan ne bulursun? Üstleri toplarsın. 3 üzeri 15'in ta kendisini verir bize. O halde doğru cevap da B şıkkıdır be güzel kardeşim. Tamam. Bir sıkıntısı yok. Bak akarı kokarı gideri hiçbir şey yok. 11. sorumuzu da çözelim. Sonra 3 dakikalık bir muhabbet edebiliriz. İzin veriyorum. Her katında, istersen durdurup lavaboya falan da gidebilirsin. Her katında 128 metrekare büyüklüğünde 2 tane daire bulunan. Şimdi dur. Her katında bir tanesinin alanı 128 metrekare ise, 2'şer tane daire bulunuyorsa, o zaman 2 çarpı 128 metrekarelik daireler var her katta. Toplam 16 katlı olduğunu biliyoruz. O zaman çarpı 16 deriz. Bir apartmanda 64 tane inşa edilecekmiş. O zaman toplamda da 64 tane bu şekilde alan var elimizde. Peki hazırlanan bu projeye göre inşaat yapımında 1 metrekare başına 64 kilo demir kullanılacak. Şimdi 1 metrekareye 64 kiloysa bu kadara çarpı 64 kilogram demir gider. Yani toplamda bu kadar kilogram demir harcanacak bu projeye. Ve 1 ton demirin fiyatı da 16 bin liraymış. Şimdi buna dikkat, burası kilogram. Kilogram. Ve biliyorsun ki 1 ton demek 1000 kilogram demek. ÖSYM bazen verebilir bunu parantez içerisinde, bazen vermeyebilir. Bilmeyen varsa da öğrensin bu kilogram. Yani birimleri, kilogramı, ondan sonra tonu.
Gidip işte santimetreyi metreye çevirmeyi, şunları bunları mutlaka öğrenin, tamam mı? Daha sonrasında bu inşaat projesinde kullanılacak demirin maliyeti soruluyor. Şimdi dur. 1 ton 1000 kilogramdı. Madem öyle burası kilogramsa önce ben bunu bir tona çevireyim. Tona çevirmek için de giderim bunu hop 1000'e bölerim. Tamam. Ve bu kadar ton elde ettik. Her bir tonun maliyeti 16 bin liraysa o zaman çarpı 16 bin lira derim ben. Ve böylelikle de toplam projenin maliyetinin, yani sadece demir maliyeti ortaya çıkmış olur. Sıfırları bir götüreyim, hemen onları gördüm. Sıfırları görünce dayanamıyorum, gitsinler. Burada da bir kaldı, o zaman paydayı görmeye lüzum yok. Çok güzel oldu hocam. Burada 16 var, burada 2, 2'nin kuvveti. 128, 2'nin kuvveti. 16, o da 2'nin kuvveti. Aha bu da 2'nin kuvveti, o zaman çok güzel. 2'nin kuvveti çıkacak cevap şıklardan anladığın üzere. 16 demek 2 üzeri 4'tür. 2, 2 üzeri 1'dir. 128, 2'nin 7. kuvveti. 16, 2'nin 4. kuvveti. 64, 2'nin 6. ve 64, 2'nin 6. kuvveti. Şimdi ben bunları çarparken ne yapacağım? Üstleri bir güzel toplayacağım. O halde toplayalım. 4, 1 daha 5 yapar. 7 daha 12. 4 daha 16. 6 daha 22 ve 6 daha 28 geleceğinden bizim doğru cevabımız 2 üzeri 28'in ta kendisidir. İşte bu kadar maliyetimiz varmış. 2 üzeri 28 demek aşırı derecede büyük bir sayıdır ama ödeyene helal olsun diyelim artık. Ne diyeceğiz? Yapacak bir şey yok. Evet gençler, 11. sorumuzu da çözdük. Bir sonraki sayfaya geçeceğiz ama geçmeden önce işaretlememiz gereken soruları da işaretleyelim. Sonrasında bir 3 dakikalık mola hak ediyorsunuz. Şimdi şu soru MSV veya TYT, kenarlarına da yaz soruların, hangi sorun hangi sınavda hoca çıkabilir diye söylediysem onları mutlaka yaz. Şu soru tam olarak, bak, tam anlamıyla TYT değil MSV sorusu. Ve 11. sorumuza bakalım. 11. soruda sevgili arkadaşlarım hem MSV hem de TYT'de ama daha çok TYT'ye uygun olan bir sorudur. MSV ile TYT'nin sorularının ayrımını iyi yapabilen kişi de çok öyle bulamazsınız. Bunun da kıymetini buradan bildirmek istiyorum gençler. Şimdi 11. sorumuzu çözdük. Devam ediyoruz bir sonraki sorumuz, bir sonraki sayfamızdaki 12. soruyla. Ama ne dedik önce? Bir mola verelim. Bir dinlenelim. O kadar bağırdık. Biraz sesimizi dinlendirmeye ihtiyaç var. Sınıfta da öyledir ya. Aha, sınıfta ders anlatmayı çok özledim ki bu sene Allah'ın izniyle Ankara'da bir kurumda haftanın iki günü oradaki gelen öğrencilerimize de ders anlatma imkanı bulacağım. Evet, tahtada ders anlatmak ayrı bir olay. Yani evet, şimdi biraz kafamın içerisinde düşüyorum sizlerle ne konuşabilirim diye ama yani konuşacağım şeyleri de aslında buluyorum kafamda bu şekilde düşünürken. Eğitimden biraz bahsetmek gerekiyor. Düşünüyorsun, her şey o kadar çok değişti ki, her şey. Yani mesela son zamanlarda daha da hızlı değişmeye başladı da, örnek veriyorum, telefonu düşünelim. Telefon ilk bulunduğu yıllar. Yani o kadar devasa büyük bir makineydi ki daha sonrasında herkesin cebine girdi. O kadar küçüldü ki artık böyle minik minik telefonlar bile var. Aslında bakarsan o telefonları yapmak marifet değil. Şu işte ceplerimizde kullandığımız işte bazı markalar var, belirli markalar. O markalardan sevgili arkadaşlarım, yani hani neler neler yapıyor telefonlar. Sadece telefon değil, eskiden sadece telefondu. Yani sen tuşluyordun veya çeviriyordun, bir şey yapıyordun. Bir yere bağlanıyordun, onunla muhabbet ediyordun. Daha sonra buna mesaj özelliği eklendi. Daha sonra baktım bunlara kameralar eklendi. Daha sonra sen der ki neden internet olmasın? Kablosuz biçimde internete bağlanıyorsun. Yani şu an benim çektiğim videoyu aramızda hiçbir bağ olmamasına rağmen telefonun ekranını açıp sadece birkaç tıkla karşına ben çıkıyorum. Şu an premier biçimde Türkiye'de veya işte artık Azerbaycan'dan falan da izleyenler varmış, beni YouTube istatistiklerde görüyorum. Kıbrıs'tan falan da izleyenler varmış. Onlara da bu arada çok çok selamlar. Şu an eş zamanlı olarak herkesin telefonunda aynı görüntüye bakıyorsunuz. Artık premier gösteriminde kaç kişi varsa, genelde az kişi oluyor bu aralar ama sıkıntı da yok. Ama herkesin telefonunda şu an 1000 kişi izliyorsa, örnek veriyorum, 10 bin kişi de izlese, 1 milyon kişi de izlese premier gösterimi, herkesin telefonunda aynı görsel var. Bu inanılmaz devasa bir değişiklik. Ki bu değişiklik son zamanlarda inanılmaz bir değişiklik burada. Her şey arkadaşlar, düşünün yani bilgisayarlar, ilk bilgisayar bizim salon kadarmış. Belki de salonundan daha da büyüktür. Yani hani düşün yani. Bizim salon 47 metrekare. 47 metrekare bilgisayar mı olur? Yani düşey alanından bahsediyorum yani. Düşünsene. Ama şimdiki bilgisayarlara bakıyorsun, artık minik minik bilgisayarlar ki hani 60 bin lira 70 bin liraya satılan bilgisayarlar. Yani
Şuraya getirmeye çalışıyorum lafı. Eğitimden bahsedelim dedim. Teknolojiden değil ama eğitimi düşündüğüm zaman her şey değişti. Oturduğumuz evlerin stili bile değişti. Yani artık depreme dayanıklı olsun diye işte fore kazık uygulamaları yapılıyor. İşte ne bileyim o sensörlü yapılar hani şu şekilde depremde titreşmesin diye veya yukarıya titreşimi daha az versin diye o şekilde yapılar falan. Eskiden kerpiçti evler. Yani daha sonrasında işte köylerde böyle de kiremitten falan bir şeyler yapılmaya çalışıldı. Yani her şey inanılmaz değişti. Ama düşünüyorum. Eğitim, hala eğitimden neden bahsetmem gerektiğini anlamışsınızdır diye düşünüyorum inşallah. Eğitim, 1000 sene önce de birileri bu şekilde eğitim verirken tahtada bir bilir kişi, bak eğitimci veya öğretmen demiyorum, tahtada bir bilir kişi, karşısında da yine bir güruh, yine bir topluluk, o topluluğun önünde mutlaka ama mutlaka not almasına yarayacak olan işte papirüsler olur, şunlar olur, bunlar olur, eski dönemlerde bir kağıt, bir yazma gereci elinde. Onlar öğrenci. Daha sonrasında o bilir kişi dediğimiz kişinin de herkesin görebileceği bir şekilde bir dikdörtgen, daire, artık alanı her neyse, oraya yazdığı şeyleri ve anlattığı şeyleri, söylediği şeyleri öğrenci diye nitelendirdiğimiz topluluğa anlatması ve onların da bunu not alması. Şimdi düşünüyoruz, çok bir şey değişmemiş eğitimde, değil mi? Çok bir şey değişmemiş. Yani düşünsene gençler, 1000 sene önce de aynıydı, şimdi de aynı. Sadece işte akıllı tahta falan var ama aynı şey. Yani hani hala aynı. Farklı bir şekilde eğitilebilir mi? Biz gösteriyoruz bunu. Yani yine aynı şey aslında ama insanın konfor alanında daha rahat ettiğini düşünürsek ve tabii ki burada çift yönlü bir etkileşim olması gerekiyor. Öğrencilerin de tabii ki kendini kontrol edilebilir bir seviyeye getirmiş olması gerekiyor. Yani düşünsene, şimdi evden çalışıyorsun. Evden çalışmak kadar zor bir olay yok aslına bakarsanız. Yani zaman kavramı, kaçta kalkman gerektiğini bir kere bilmiyorsun. Ben bazen 8'de uyanıyorum, bazen 8'i 40 geçe, bazen 9.30'da uyanıyorum. Oha lan geç kaldım diyorum. Güne geç başladım diyorum. Bu çok kötü bir olay aslına bakarsan. Ve çok zor olduğundan bahsettim. Ama yapılabilir mi? Yapılır. Yapılabildiğini de gösteriyoruz. İşte Mert hocanız, Kenan hocanız, Yunus hocanız, Barış hocanız, Kemal hocanız, ben. Ya ve daha bir sürü Türkçenin matematiği. Yani Erdal hocanız, arkadaşlar efsane biçimde anlatılabiliyor. Yani ben ilk çektiğim videoya bakıyorum, YouTube'da hala duruyor. İlk çektiğim videoya bakıyorum, inanılmaz derecede heyecanlanmıştım. Siyah bir ekran seçmiştim, üzerine sarı, yeşil ve beyaz kalemlerle not almıştım. Bazen kırmızı kullanmıştım, hala hatırlıyorum. Buna da işte sunum taktiği deniliyor. Sunum teknikleri deniliyor arkadaşlar. Ve o kadar derecede kendimizi geliştirdiğimizi görüyoruz ki artık. Yani bu bambaşka bir şey. Ve bunu tabii ki sizler için yapıyoruz. Yoksa yani düşünsene, YouTube'dan öyle deli divane paralar falan gelmiyor yani. Hani o YouTuber'lar da iyi kazanıyor falan. Sanayide falan bazen muhabbet ediyoruz böyle işte ustayla. Adam emekçi adam. Diyor ki hocam diyor, sen ne iş yapıyorsun diyor işte. Ve öğretmen nerede çalışıyor falan diyor, öğretmenim deyince. Ben diyorum, ben bir yerde çalışmıyorum. E ne yapıyorsun diyor. Atanamadın mı diyor. Yok, atanamamazlıktan değil yani. İstesem atanırdım da ben hiç KPSS'ye girmedim. Yani öyle bir muhabbet var. İstesem atanırdım ama girmedim, denemedim bile. Ben yazarım diyorum. Aynı zamanda YouTube kanalım var. Bu şekilde de ya hocam diyor, YouTuber'lar da diyor çok iyi kazanırım. Yok öyle bir olay yok. Öyle bir olay söz konusu değil arkadaşlar. Ya izlenmelerimiz kaç ki ne kazanalım, değil mi? Ama burada işte mikrofon, örnek veriyorum, başlangıçta bir 60 liralık mikrofon almıştım. Şu an bu mikrofon bilmiyorum ne kadar oldu ama ben 1,5-2 sene önce 3000 liraya almıştım. Şimdi de olmuştur 9-10 bin lira yani. Ondan sonra ne bileyim işte bilgisayar, render olayı, Adobe Premiere öğreniyorsun. Adobe'un uygulamalarına her ay belli miktarda para ödüyorsun. İşte PDF Annotator'a her ay belli miktarda para ödüyorsun. Şu tabletin bir tanesi olmuş Allah bilir kaç para. Yani zamanında bunlar 600-700 liraya alınabilecek şeylerdi ama şimdi yani düşünsene ve durmadan kendimizi geliştiriyoruz. Şu fon ışığı bile şu an belki de 5000-6000 lira olmuş yani. Ya ben bunları niye söylüyorum? Kendimizi geliştirmek zorundayız. Ve çünkü biz bu işe gönül vermişiz. Eğitim, bunun değişmesi gerekiyor. Her şey bu kadar değişirken
Bir şeyin sabit kalması çok sırıtır be güzel kardeşim. Düşünsene, her şey akıyor, her şey değişiyor, her şey değişiyor ama bu böyle put gibi kalıyor. Bu öyle olmaz. Değişmesi gerekiyor bir şeylerin. Ve bunun için de ama bu şekilde ama farklı biçimde değişmesi gerekiyor dedik ya. Bunlar değişmesi lazım arkadaşlar ve buna da ön ayak olabiliyorsak, buna da önce olabiliyorsak bizlere ne mutlu. Evet. Umarım ufkunu birazcık genişletmişizdir. Umarım sen de bu değişime ayak uyduranlardansındır ve umarım sen de bu değişimi destekleyenlerdensindir. Evet, devam ediyorum sevgili arkadaşlarım 12. sorumla. Melek diye bir arkadaşımız var ve bir sayısını bir kez, iki sayısını iki kez, üç sayısını üç kez ve bu şekilde devam ederek en sayısını en kez olacak biçimde birden başlayarak sayma sayılarını kendisi kadar yan yana yazarak işte aşağıda gösterilen sayıyı oluşturuyor. Meleğin yazdığı bu sayının rakamlarının toplamını da 204 olduğu bilgisi verilmiş. Meleğin yazdığı bu sayı kaç basamaklıdır diye sorulmuş. Şimdi gençler bakın. Buradaki bir sayısı kendi içinde birlerin toplamı ne yapıyor? 1. Bunu yazdım. Şimdi rakamları toplamından ilerleyeceğiz ya. 1'i yazdım. Artı. Şimdi 2'den kaç tane var? 2 tane var. 2 çarpı 2. 3'ten kaç tane var? 3 tane var hocam. O zaman 3 çarpı 3 diyeceksin. 4'ten kaç tane? 4 tane olduğu için 4 çarpı 4'tür bunların da toplamı. Peki bu şekilde devam edersek. N'den kaç tane var? N tane var. Yani aslına bakarsan 1, 1'in karesidir. 2 çarpı 2, 2'nin karesidir. 3 çarpı 3, 3'ün karesidir. Artı nokta 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 artı N kare diyeceğim. Ve burası da bana 204'ün ta kendisini verecek. Şimdi normal şartlar altında bunun bir formülü var ama formüle döktüğümüz zaman bunu üçüncü dereceden bir denklem gelecek. Dolayısıyla formülsüz biçimde daha rahat yapılabileceğini de anlayabiliriz. Şöyle diyelim. 1 artı 2'nin karesi 4'tür. 3'ün karesi 9'dur. 4'ün karesi 16'dır. 5'in karesi 25. 6'nın karesi 36. 7'nin karesi 49. 8'in karesi 64 diye ilerleyebiliriz. Ve daha sonrasında buralarda bir yerde bıraktım. Çünkü artık toplam 204 olduğu için bence burası 204'ü belki biraz geçer, belki de geçmez, belki de denk gelmiştir. 64, 49 daha diyeceğiz ve burası bize 113'ü verecek. 25, 36 daha bize 61'i verir ve bunların da toplamı sevgili arkadaşlarım 174'ü verir. 16 daha 190. 199, 5 daha 204'ü verdim. Muhteşem. Yani şuradaki 64 8'in karesiymiş. Yani buradaki n kare dediğimiz şey 8'in karesiymiş. Yani n 8'miş. Şimdi 1'den başlamıştık. Burası 1 basamak ihtiva ediyor. Burası 2 basamak, burası 3 basamak, 4 basamak, n'ler de 8 basamak olacak. Yani bu sayı kaç basamaklıdır? 1'den 8'e kadar olan sayıların toplamı kadar basamağa sahiptir. 1'den 8'e kadar olan sayıların toplamı da, yani 1'den n'e kadar, n çarpı n artı 1 bölü 2'ydi biliyorsun. O halde 8 çarpı 9 bölü 2'den biz cevabı bulabiliriz. 2 ile 8'i sadeleştirdim. 4, 4 kere 9 da bana 36'nın ta kendisini vereceği için doğru cevap D seçeneğidir diyebiliriz. Evet gençler devam ediyorum. 13 ile. 13. sorumda demiş ki yan yana duran kutulara aşağıdaki kurallara göre doğal sayılar yazılıyor. 8, 32, 128 biçimde ilerliyor. En soldaki kutuya 8 sayısı yazılıyor. Şuraya. Her kutuya bir solundaki kutudaki sayının 4 katı yazılıyor. Bu şekilde devam edilerek en sağdaki kutuya da 291 yazılmış. Bak şurası 2'nin küpü. Burası 2 üzeri 5. Burası 2 üzeri 7. Değil mi? 4 katı olduğu için de bu buraya denk geliyor bak ne güzel. 2'nin karesi 2'nin karesi biçimde çarpılıyor. Ve buraya da ne yazılmış? 2 üzeri 91 ki buradan da anlayabilirsin 2 üzeri 89'dan. Ortadaki kutuya denilmiş. Şimdi öncelikle gençler şunu düşünelim biz. Bizim burada kaç tane kutumuz var? Bunu bulabilir miyiz? Çok rahat buluruz. Rahat ol. Bak burası 91. Bak burası 3. İkişer ikişer artıyor bunların kuvvetleri. O halde ben 91'den son terimden ilk terimi çıkarırım. Artış miktarı olan üstler ikişer ikişer artıyor. 2'ye bölerim ve 1 eklerim. 91'den 3 çıkarsa 88 2'ye böldüm. 44 ve 1 ekledim. 45'i buldum. Şimdi bizim burada 45 tane sayımız var. 22 tanesi sol tarafta. 22 tanesi sağ tarafta kalırsa 44 tane sayı oldu. Bir tanesi de ortada kalıyor. İşte bize 23. sayımız soruluyor. Şimdi buraya kadar her şey mükemmel. İkişer ikişer arttığını bildiğim için ben bu ikinin kuvvetlerini modelleyebilirim. Nasıl modelleyeceksin hocam? Bak çok iyi dinle. İkişer ikişer arttığı için 2 ne diyeceğim? Burası birinci sayımızdı. 1'i yerine yazdığım zaman 3 almayı hedefliyoruz. O halde 1'i yerine yazdığım ne geldi? 2.
3 almak için 1 eklerim. Demek ki bunların üstleri 2n artı 1 formatında. Bizden 23. sayı isteniyordu. O halde 2 çarpı 23 artı 1 bize 2'nin kuvvetini verir. Yani 47'yi. O halde hayırlı uğurlu olsun. Doğru cevap 2 üzeri 47 olacaktı. Yani doğru cevap D şıkkıydı gençler. Devam ediyorum 14 ile. M ve N gerçel sayı olmak üzere şu işaret, bu sembol M üzeri N olarak tanımlanıyor. Yani burası mesela 2 üzeri 4'ün ta kendisidir. Böylelikle 16'dır bunun cevabı da deniliyor. Peki şurası nedir? Hocam tabii ki 3 üzeri X. E hocam burası da 3 üzeri X. Ve yine burası da 3 üzeri X. Ve bu bize 81'in 5. kuvvetini veriyor. Peki burada ne var? 3 tane 3 üzeri X var. E burası ne hocam? 81 3 üzeri 4'tür. Ve bunun da 5. kuvvetinden bahsediyoruz. Yani burası 3 üzeri 20'dir. 3 çarpı 3 üzeri X 3 üzeri 20'ymiş. Her iki tarafı 3'e bölelim arkadaşlar. Her iki tarafı 3'e bölersem 3 üzeri X eşittir 3 üzeri 19 olacaktır. Ve tabii ki buradan da artık cevabı söylemeye çok az kaldı. X kaçmış arkadaşlarım? 19'un ta kendisiymiş. Yani doğru cevap C şıkkı olacakmış sevgili gençler. 14'ü de çözdük ve devam ediyoruz. Sağ üst taraftaki sorumuzla tabii ki biraz yaklaşmakta da fayda var. Ahmet üssü sayılarda çarpma işlemi konusuna çalışırken yanlışlıkla A üzeri X ile A üzeri Y'nin çarpımını normalde üstleri toplaması gerekirken ne yapmış? Çarpmış. Öğrendiği özelliğe göre 3 üzeri X eksi 1 ile 3 üzeri X artı 1'i çarpınca doğal olarak ne bulması gerekiyor Ahmet'in? Üstleri çarpması gerekiyor. Üstlerin çarpımında 2 kare farkı sayesinde X kare eksi 1 gelecektir. Bu da 9 üzeri 4'ü bulmuş. 9 üzeri 4 de 3'ün karesinin 4. kuvvetidir. Yani 3 üzeri 8'dir. 3 üzeri x kare eksi 1 eşittir 3 üzeri 8 ise. Demek ki x kare eksi 1 8'e eşit. Hemen yazdım, x kare eksi 1 eşittir 8 ise. X kare 9'dur. Demek ki buradaki x'imiz kaçmış arkadaşlar? 3'müş diyeceğiz. Peki. Ne demişti? Denklemini doğru şekilde yaparak x değerini m doğal sayısı olarak bulmuş. Doğal sayı dediği için 3'ü kabul edebiliriz. Normalde eksi 3 de sağlıyor. Yani x değerini m olarak bulmuş ya, demek ki m de 3'müş. Tamam, şimdi geldim buraya. 3 üzeri m kaçtı? 3'tü. 3'ün karesi çarpı m 3 olduğu için 3 üzeri 4. İşleminin gerçek sonucu hangisidir diye sorulmuş. Gerçek sonuç sorulduğuna göre ben normal şartlar altında bunları Ahmet'in öğrendiği gibi bir yapsaydım çarpacaktım. Ama gerçek sonuç olduğu için toplayacağım. Ve böylelikle cevabım 3 üzeri 6'nın ta kendisi olacak. Doğru cevap B seçeneği olacaktı. Devam edelim 16. sorumuzda bir altta. M ve N gerçel sayı olmak üzere 18 üzeri M eşittir 3 ve 6 üzeri N eşittir 2 eşitliği veriliyor. Buna göre bu ifadenin değeri aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi gençler, aslına bakarsanız çok ama çok güzel bir logaritma sorusu bu AYT'den. Tamam mı? Ama üstü sayılardan da çözebiliriz tabii ki. Şimdi nasıl çözeceğiz? Birbirine benzer ifadeler elde etmemiz gerekiyor bizim. Peki ben bu benzer ifadeleri nasıl elde ederim? Buna bir güzel bakmak lazım. Şimdi öncelikle 18 üzeri. Şurası sevgili arkadaşlar 4 parantezinde 1 eksi m çarpı n demiş ya. Demek ki bu dışarıdan şu şekilde n'nin kuvveti alınmıştır diyeceğiz. Daha sonrasında 18 üzeri 4 eksi 4 m dedim. Yani 4'ü içeri dağıttım. Ve bunun n'inci kuvveti dedim. Ve sonrasında da 18'in 4. kuvveti bölü. Neden bölü? Çünkü burada eksi var. 18'in sevgili arkadaşlarım 4 m'inci kuvveti derim. Şimdi gel buraya şunu yapalım seninle birlikte. Bak, 18 üzeri 4 burada kalsın. Bölü alt kısımda 18 üzeri m'nin 4. kuvveti biçiminde yazabilirim ben bunu. Çünkü bunların çarpımı 4m yapmış. Bak, bunları çarptığın zaman da 4m yapar. Peki 18 üzeri m neydi? Hocam 3'ün ta kendisiydi. O halde 18 üzeri 4 bölü 3 üzeri 4 yaptı. Hocam 18'de 4'e bölelim mi? Böl tabii güzel kardeşim. 18'i 3'e bölersen 6 üzeri 4'ü bulursun. Yani içerisi neymiş? 6 üzeri 4. Hocam bu de bunun n'inci kuvveti var. Değiştir n ile 4'ün yerini. 6 üzeri n'nin 4. kuvveti yazsak ya, olmaz mı? Mis gibi olur. 6 üzeri n neydi? Hocam 2 idi. 2'nin 4. kuvveti nedir? 16'dır. İşte bu kadar karman çorman bir ifade aslına bakarsan 16'ya eşitmiş. O halde doğru cevap da D şıkkı olur gençler. 16. soruyu da çözdük ya. Sayfamıza şöyle uzaktan bakalım. İnşallah senin de sayfan bu şekilde dolu doludur. Hemen buradan işaretlemen gereken soruları söyleyelim. Bak, karşına TYT'de çıkabilir. 1-
karşına TET'de çıkabilir. 2. Karşına TET'de 15 çıkmaz ama 16 veya MSD'de çıkabilir bu 16. Hatta ve hatta karşına AYT'de bile çıkabilir 16. 16 AYT'de çıkarsa eğer yine böyle soru numarası 16 civarlarında bir şey olur. Ve mutlak surette logaritmayla çözmen gereken bir soru olur kendileri. Devam ediyorum. Bir sonraki sorumuzla 17. sorudayız artık. Bu sembolde mavi kutu üssü sayının tabanı sarı kutu üssü sayının kuvvetini temsil etmekte. Bu kümenin 6 elemanı aşağıdaki kutuların her birine birer tanesi gelecek şekilde yazılıyor ve tüm eşitlikler de sağlanıyor. Bak şimdi ben burada 1 bölü 2'nin gidip eksi 1. kuvvetini alırsam eksi kuvvet sadece ama sadece alttakini ters çeviriyordu. Yani 2 bölü 1'den 2 yapar. Demek ki buraya ben 1 bölü 2'yi buraya da eksi 1'i getirebilirim. O halde arkadaşım şuradaki eksi 1'i ve buradaki 1 bölü 2'yi kullandığım için bunları da silebilirim. Peki 6'yı nasıl elde ederim? 6 için de 1 bölü 36 bak 6'nın kuvveti 36. Ve eksi 1 bölü 2'yi kullanabilirim. Yazıyorum bak 1 bölü 36'nın eksi 1 bölü 2. kuvveti ne yapar? Eksi öncelikle bunu ters çevirir. O eksi de gider. Yani 36'nın 1 bölü 2. kuvveti kalır elimde. 36'nın 1 bölü 2. kuvveti demek de onun karekökünü almak demektir. 36'nın karekökü de bize 6'yı verir. 6'yı bulduk. O halde demek ki ben buraya 1 bölü 36. Buraya da eksi 1 bölü 2 yazacağım. Eksi 1 bölü 2 ve 1 bölü 36'yı da kullanmış oldum. Şimdi geldim buraya. 3 nasıl elde edilir? 1 bölü 81. 81 3'ün 4. kuvvetidir biliyorsun. Ve eksi 1 bölü 4'ü kullanırsam. Eksi ters çevirir burası 81 olur. Ve 1 bölü 4. kuvvet kaldı elimizde. 81 biliyorsun 3'ün 4. kuvvetidir. Bunu da 1 bölü 4. kuvvet olursa 4 ile 1 bölü 4'ün çarpımı 1'dir. 3 üzeri 1'den elimize 3 gelir. Yani arkadaşlar demek ki 3'ü elde edebildiğimize göre burası 1 bölü 81 olacakmış. Burası da eksi 1 bölü 4 olacakmış. Eksi 1 bölü 4'ü ve 1 bölü 81'i de böylelikle kullanmış oldum. Kullanılmayan tek bir sayı kaldı. O sayımız da 1 bölü 8'in ta kendisi. Mavi kutulara yazılan sayıların en büyüğü 1 bölü 81'dir denilmiş. Hayır, en küçüğü 1 bölü 81. 1 bölü 81 hepsinden daha küçüktür. Dolayısıyla hatta bu kümenin içerisindeki elemanlardan pozitif olanların bile en küçüğüdür. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar bunu eledik. Sarı kutulara yazılan sayıların çarpımı eksi 1 bölü 8'dir. Hemen çarpalım. Eksi 1 çarpı eksi 1 bölü 2 çarpı eksi 1 bölü 4 dedim. Eksi ile eksinin çarpımı artı yaptı. Bunları çarparsak 1 bölü 8 gelir. Şuradaki eksiden kaynaklı eksi 1 bölü 8 kalır. Demek ki burası doğru. Kutulara yazılmayan sayı 1 bölü 8'dir. Evet, yazılmayan sayıyı 1 bölü 8 olarak bulmuştuk. Demek ki bizim cevabımız 2 ve 3 olacaktı. Yani doğru cevap E şıkkında verilmiş. Sevgili gençler, hayırlı uğurlu olsun. Ve devam ediyorum. 18'de bir bilgisayar belleğinde bulunan veri büyüklüğü ve belleğin doluluk oranı verilmiş. Buna göre bu belleğin toplam hafıza büyüklüğü işte buradaki değerlerden hangileri olabilir diye sorulmuş gençler. Şimdi öncelikle bizim birinci diskimizde dolu alanımız bu alanın %20'sinden daha büyükken %50'sinden daha küçük. %20'si demek bu diskin 1 bölü 5'i demek. %50'si demek bu diskin 1 bölü 2'si demek. Şimdi madem öyle ben buradaki dolu alana bakıyorum 5 çarpı 2 üzeri 12. Eğer ki ben bu 5 çarpı 2 üzeri 12'yi şuradaki %20 demek 1 bölü 5 demekti. O halde ben bunu 5 ile çarparsam 25 çarpı 2 üzeri 12 gelir. İşte diyeceğim ki eğer şu kadar olan şeyi 5 ile çarparsam bu diskin alanından daha büyük olacaktır. Şimdi buradaki diskin alanına A diyelim. A diskinin alanı neyden küçük olacakmış? 25 çarpı 2 üzeri 12'den daha küçük. Bu 1. Eğer ki bak yarısına bile gelmemiş ya. 2 ile çarparsam da diskin alanı olan A 2 ile çarpıldığı zaman şuraya falan gelir şöyle. Diskin alanı olan A 2 ile çarpıldığı halinden daha büyük olacaktır. Hemen 2 ile çarpalım. Şunu 2 ile çarparsak ne yapar? 10 çarpı 2 üzeri 12 yapar. O halde gençler artık şuraya yazıyorum. A sayısı 25 çarpı 2 üzeri 12'den daha küçük ama 10 çarpı 2 üzeri 12'den daha büyüktür dedim. Bu bir cepte. Şimdi geldim ikinci diskime. O diskenin ismine de büyüklüğüne de B diyelim arkadaşlar. Yani neresi? İşte şurası. Peki. Şimdi bu B dediğimiz kısım.
Nereye kadar gelmiş? Yine %20'sinden büyük, %50'sinden küçük aynı işlemleri yapacağım. 5 ile çarpacağım. Üst sınırını bulacağım. 5 ile çarptığım takdirde şurayı 125 çarpı 2 üzeri 10 yapar. Ve 2 ile çarpıp onun da alt sınırını bulacağım. 2 ile çarptığım zaman da 50 çarpı 2 üzeri 10 yapar. Diskin alanının tamamından bahsetmişti. Dolayısıyla artık bunları benim toplamam gerekiyor. E şimdi bunları topladığımız zaman nasıl toplayacağız? Ona dikkat edelim. Burada gençler 2 üzeri 10 ve 2 üzeri 10 bak burada da var. 10 ve 5 burada da var. 10 ve 10 ikisinde de var. Dolayısıyla şöyle diyeceğim. 10 çarpı 2 üzeri 10 parantezinde şurada 5 kaldı. Burada 4 kalır bak. 2'nin karesi kalır. 4 artı 5 kalır. Küçüktür a artı b dedim. Ve yine küçüktür diyeceğim. Şimdi şu tarafa bakıyorum. 25 ikisinde de var. 2 üzeri 10 ikisinde de var. Dolayısıyla 25 çarpı 2 üzeri 10 parantezinde şurada yine 4 kalır. Artı şurada da 5'in ta kendisi kalır. Yani aslına bakarsan 10 çarpı 2 üzeri 10 çarpı 9 küçüktür. 25 a artı b'yi yazmayı unuttum. Hemen yazıyorum. A artı b. Bu da küçüktür. 25 çarpı 2 üzeri 10 çarpı 9 diyebilirim 4 ile 5'in toplamında. Şimdi a artı b dediğimiz alan, şunlara bakalım. Şurada ne var? 2 üzeri 10'umuz var. Şurada 10 vardı. Burada da 9 var. Burada da 25 çarpı 2 üzeri 10 çarpı 9'umuz var değil mi? Şimdi gençler şu kısma bakacağınız zaman diyeceksiniz ki burada 2 üzeri 10 çarpı 9 çarpı 10 diyelim biz buraya. Şurası da arkadaşlar 2 üzeri 10 çarpı 25 kere 9. Artık 25 kere 9 da 225'i verir bize. Şimdi gelelim şuraya. 10 üzeri 10 dediğimiz sayı zaten 2 üzeri 10 çarpı 5 üzeri 10'dur. Yanında bir de 24 var. Şimdi 2 üzeri 10 dediğimiz sayı bak burada da var. Bunun yanındaki sayı 225. Bunun yanındaki sayı 5 üzeri 10 çarpı 24. Yani bir kere birinci öncül kesinlikle olmaz. Çünkü 5 çarpı 5 üzeri 10 çarpı 24 225'ten yani üst sınırımızdan daha büyüktür. Şuraya geldim. Şuraya 2 üzeri 10 yapmak için burayı bir tane silerim. Şuraya bir tane 2 yazarım. Böylelikle burası kaç olur? 96. Şimdi şurası kaçtı? 90 çarpı 2 üzeri 10. Üst sınır neydi? 225 çarpı 2 üzeri 10'du. E hocam 96 çarpı 2 üzeri 10 bu aralıkta mı? Evet, o zaman bu olabilir. Bir de şuraya bakıyorum. 2 üzeri 3, 13'ten 3 tanesini çaldım. Onu da buraya yazdım. 8 kere 25 200 yapar. 200 çarpı 2 üzeri 10 da sevgili arkadaşım yine nerededir? 90'dan büyüktür, 225'ten küçüktür. Dolayısıyla 3 de olabilir. Yani benim cevabım neymiş gençler? 2 ve 3. O halde doğru cevabımız D şıkkının ta kendisidir diyebiliriz. Ve evet, 18'i çözdük. Devam ediyorum 19'la. B 0'dan farklı bir rakam olmak üzere AB ve CD dijital bir saatte görünebilecek iki haneli sayılardır. Eğer A üzeri B eşittir CD iki basamaklı sayısıysa AB CD saati SML saati olarak adlandırılacaktır. Örneğin 14.01 1'in 4. kuvveti 01 yani 1'e eşit olduğundan 14.01 bir SML saatidir denmiş bize. Buna göre 08 çift 0 SML saatinden 0'ın 8. kuvveti çift 0 yani 0'a eşittir. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar bu da bir SML saatidir. İşte bundan 2 saat 1 dakika, 4 saat 1 dakika ve 15 saat 8 dakika geçtikten sonra oluşan saatlerin hangileri SML saatidir diye sorulmuş. Şimdi gençler 08 çift 0'dan birinci öncül için konuşuyorum. 2 saat 1 dakika sonra saat 10.01 olacaktır. 1'in 0. kuvveti de bize 1'i vereceğinden SML saati olabilir. Bak olabilir diyorum, dikkat et. İkinci öncüle bakalım. 08 çift 0'dan 4 saat 1 dakika sonra ikinci öncül için söylüyorum. 12.01 olur. Ve 1'in 2. kuvveti de bana 0.1'i vereceğinden SML saati olmaya adaydır. Olur. 3'e bakalım. 15 saat 8 dakika sonra yani 23.08. 15 saat geçerse 23.08 olur. Üçüncü öncül için konuşuyoruz. 2'nin küpü yani 23.08 için 2'nin küpü 0.8 midir? Evet, o zaman bu da SML saatidir. Yani bizim cevabımız Edirne mi? Evet, dinliyorum. Cevap Edirne mi? Cevap arkadaşlar Edirne değil. Cevap Denizli. Yani cevap anahtarı yanlış gibi düşünmeyin. Cevap Denizli. Şurada görünmüyor ama ben size şöyle göstereyim. 19. soru D. Neden D? Sonuçta bu da sağlamıyor mu? Yani 10.01 sağlamaz, sebep.
Çünkü sorunun şartına uymaz. Sorunun şartında diyor ki B sıfırdan farklı bir rakam olmak üzere diyor. B sıfırdan farklıysa saatimiz ABCD ise bak şurası sıfırdan farklı olmalıydı. İşte bundan kaynaklı bunu SML saati olarak alamayız. O halde sevgili arkadaşlarım cevabımız 2 ve 3'tür diyeceğiz. Yani cevap D şıkkı olacaktı. Devam ediyorum 20. soruyla. Turuncumuzu alalım. Nerede o? Heh. Aşağıdaki demiş. Ondan önce şurayı silelim. Diyor ki bak. Aşağıdaki kutulardan her birinin içine eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 kümesinin iki farklı elemanı yazılıyor ve eşitlik sağlanıyor. Bu eşitlikte kırmızı kutu üstü ifadenin tabanı, sarı kutu üstü ifadenin kuvvetidir. Buna göre bu eşitlik kaç farklı şekilde sağlanabilir? Şimdi ben bir kere bir üstlü ifadenin 1'e eşit olabilmesi için ne isterim? Sıfırdan farklı bir sayının, sıfırdan farklı bir sayının sıfırıncı kuvvetini almak isterim. Şimdi üstte sıfırı yazdım. Alt tarafta tabanımız var. Sıfırı yazdığım için sildim. Alt kısma ne gelirse gelsin sağlar. Ki buraya o zaman 4 tane sayı gelebilir. Güzel. Şimdi başka nasıl sağlar? Taban 1 iken üst taraf ne olursa olsun sağlar. Sonuçta 1'e eşittir. Ve sevgili arkadaşlarım tabana 1'i yazdım. Üst tarafa 1'i yazdıktan sonra tabi 0'ı silmiştik onu tekrar açalım. Üst tarafa ne yazılabilir? Hocam eksi 2 olur. Eksi 1 de olur. 2 de olur. 0 da olur ama 0'ı yazmayalım. Yazmayalım onu. Can sıkar. Vallahi bak. Fazla fazla cevap bulursun. Niye biliyor musun? 0'ı zaten burada saydın ya. 0 üste geldi. Tabana 1 geldi. Onu saydın. Dolayısıyla bir daha saymaya lüzum yok. O zaman buradan kaç tane geliyor? 3 tane de buradan geliyor. Şimdi bak. 3 tane buradan geldi. 4 tane de buradan geldi. Etti 7. Şıklarda yok. Demek ki daha fazlasını bulacağız. Peki bir de ne var? Eksi 1'in çift kuvvetleri var. Çok güzel. Şimdi eksi 1'in kaçıncı kuvvetini alalım? Eksi 2. kuvveti. Etti mi 1? Eder. Eksi 1'in, eksi 1. kuvveti olmaz. 0. kuvveti ve eksi 1'in 2. kuvveti. Hocam az önce uyardım ben orada ayıktım seni. Neyi güzel kardeşim söyle bakayım. Evet haklısın. 0. kuvveti az önce saymıştık. Bir daha saymayalım. Bunu silelim. Kaç tane geldi? 2 tane. 2 tane de burada varsa toplamda 3 burada, 4 burada, 7, 2 de burada toplam 9 tane buluruz. Eğer ki diğer 2 sıfırlı olanı saysaydık cevabı 11 diye işaretledik. 11'i de bilerek koydum, hakkını helal et. Yani şıkları 11'i bilerek koydum, hakkını helal et. Tamam mı? Yanlış yapmadın. Yeni bir şey öğrendin. Buna bardağı dolu tarafından bakmak denir. Tamam. Bir kenar uzunluğu A birim olan bir karenin alanı A kare birim karedir. Yukarıda 3 tane karenin kenar uzunlukları bir cetvel yardımıyla gösterilmiş. Sarı ve kırmızı karenin alanları sırasıyla 2 ve 6 birim kare olduğuna göre X'in alabileceği tam sayıların toplamı soruluyor bize. Şimdi sarı ve kırmızı karenin alanları sırasıyla 2 ve 6 ise bunun alanı 2'ymiş, bunun alanı 6'ymış. Şimdi güzel kardeşim bunun alanı 2 ise kare ise bu o zaman burası kök 2'dir bu da kök 2'dir. Yani şuraya ne geliyormuş? Kök 2 geliyormuş. Bunun alanı 6 ise demek ki kök 6'ya kök 6 gelir. O halde şurası da kaçmış? Kök 6'ymış. O halde benim bu x bölü 3 dediğim sayı kesinlikle kök 2 ile kök 6 arasındadır. Yani şöyle oldu mu oldu. Hocam 3 ile çarpalım x yalnız kaldı. Çarp. 3 kök 2 küçüktür. X küçüktür. 3 kök 6. Hocam şimdi ne yapacağız? Bulamam ki ben 3 kök 2 ile 3 kök 6 arasında. Ne var ki şimdi yani? Nereden bulacağım ki ben şimdi? Bulursun ya bulursun. Sakin. Bütün sorularda bunu yapabilirsin bak. İddialı konuşuyorum. Bütün sorularda yapabilirsin. Nasıl? Ne demek bütün sorularda? Ne yapacağım hocam? Şunu. Karelerini al. Böylelikle kökten kurtulursun. Al güzel kardeşim bunun karesini. 3 kere 3 9 kere kök 2'nin karesi 2 18. Küçüktür. X kare. Bu da küçüktür. 3 kök 6'nın karesi 9 kere 6'dan 54 mü? Evet. Şimdi karesi 18 ile 54 aralığında olan tam sayıları bulma zamanı. Karesi 18 ile 54 arasında ne var? 5'in karesi var. 6'nın karesi var. 7'nin karesi var. Başka var mı? 8'in karesi 64 yapar. 7'nin karesi 49'du. Demek ki kaç tane varmış? 3 tane. İşte bunların toplamı sorulmuş. 5, 6, 7'nin toplamı 18 yapar. Demek ki cevabımız da C şıkkı olacakmış. Hemen sayfaya uzaktan bakalım çünkü sayfa bitti. Bu sayfaya uzaktan bakıp sorularımız için net bir şeyler konuşalım. Bak 17. soru ne MSÜ'de çıkar karşına ne de TYT'de çıkar. Tamam ama hem MSÜ hem TYT hem AYT için muhteşem kazanım barındıran bir soru.
Dolayısıyla 17. soruya tekrardan farklı amaçlarla bakmak için işaret koy. Bu 1. 2. 18. soru tam anlamıyla bir MSV sorusudur. Devam. 19. soru sevgili arkadaşlarım tam anlamıyla bir TYT sorusudur. Devam. 20. soru karşına çıkmaz. 21. soru da tam anlamıyla karşına TYT'de çıkar. 21. soruyu da işaretliyorsun güzel kardeşim. Şimdi devam edelim 22. soruyla. 22. sorumuz için ama ondan önce tabii 22'ye gelmişiz. Sana şöyle gül cemalimi göstereyim. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İnşallah sıkılmadın. İnşallah moralin motivasyonu yerindedir. İnşallah işe yarıyordur. Ki en çok mutlu eden şey bu olur benim için. Beni en çok mutlu eden bu olur. Çünkü sevgili arkadaşlar ben bununla besleniyorum. Yani bu çok değişik bir duygu. Keşke anlatabilsem size. Bu efsane güzel bir duygu. Yani olay bambaşka ya. Böyle anlatıyorum, dinliyorsunuz, yorum atıyorsunuz, beğeniyorsunuz. Hele bir de 40 soru serisi. Yani daha öncesinde yaptığımız 40 soru serileri efsane biçimde dinlenildi. Hiç TYT'sini yapmamıştım. Şu an değişik bir olay oluyor. TYT'sini çözüyorum bunun. Bu benim için de ilk yeni bir deneyim. Ve sizler böyle videolarımı beğenince, yorum atınca, işe yaradığını hissedince inanılmaz derecede mutlu oluyorum. Allah sizden razı olsun diyelim. Bu molayı çok uzatmayalım çünkü bir öncekini 3 dakika dedik. Yaklaşık 7-8 dakika konuştum sanırım. Devam edelim sevgili arkadaşlarım 22. sorumuz. Evet diyor ki KLM tam sayı olmak üzere aşağıdaki kutuların içine kök 2, kök 8, kök 12, kök 32, kök 48 ve kök 50 sayıları okurken bile yorucu. Birer kez kullanılmak şartıyla yazılıyor ve tüm eşitlikler sağlanıyor. Buna göre K artı L artı M soruluyor. Bak bu tarz sorularda sana yemin ederim bak. Kendim nasıl çözüyorsam normal evde soru çözerken veya işte bir video çözüm işi yaparken falan nasıl çözüyorsam sana da o şekilde çözeceğim. Yemin ediyorum bak. Şimdi şöyle. Bu tarz sorularda bunlar kutuların içerisine yerleştirilecekse kök 2. Kök 2 yapacak bir şey yok. Kök 8. Hemen bunu kök dışına çıkaracaksın. 2 kök 2. Kök 12 var. O nedir? 3 kök 2 değil midir? Pardon 2 kök 3'tür. Özür dilerim. 2 kök 3. SML hoca ezbere giderken. Kök 32 nedir arkadaşım? 16 kere 2'den 4 kök 2'dir. Kök 48 16 kere 3 olduğu için 4 kere 3'tür. 4 kök 3'tür. Ve kök 50 de 25 kere 2 olduğu için 5 kök 2'dir. Şimdi hepsini bu şekilde yazıyorsun. Artık bunlarla herhangi bir işin yok. Daha sonrasında her birini diğerine böleceğim ve böldüğüm takdirde de karşıma ne çıkacak? Tam sayılar çıkacak. KLM tam sayı. Peki madem öyle böldüğüm takdirde tam sayı çıkacaksa bir kere ben kök 3'lü olanı gider kök 3'lü olana bölerim. Yani mesela buna 4 kök 3 yazdım. Buna da 2 kök 3 yazarım. İkisini birbirine bölersem 2 gelir. Sonra hocam sonra da giderim bak 5 kök 2 ile 2 kök 2'yi kullanamam. 4 kök 2'yi kullanamam. Mecbur kök 2'yi kullanacağım. Al bak soru bitti. 5 kök 2 ile kök 2'yi kullandım. Böylelikle bununla bunu da silmiş oldum. Geriye 4 kök 2 ile 2 kök 2 kaldı. Bunları da bu şekilde yazmış oldum. Şimdi 5 kök 2 kök 2'ye böldüm 5 geldi. 4 kök 2 kök 2 kök 2'ye böldüm 2 geldi. İşte bunların toplamı sorulmuş. Ben bunları toplarsam 9 bulurum. Cevabım da C'dir. Başka da bir şey değildir. Geçtim 23'e. Salladık hemen o soruyu. A ve B demiş. Ekranımı da yaklaştırayım. Eziyet çektirmeyeyim sana değil mi? Biraz daha büyük gör. A ve B birer gerçel sayı olmak üzere. A, B, kök içinde A kare ve kök B sayılarının sayı doğrusu üzerindeki yerleri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Dur hocam bir dakika. Şu kök içinde A'nın karesi demek ne demek? Yani bir sayının karesinin kare kökü. Evet evet buldum. Nedir? A'dır. Hadi lan oradan. Nereye A oluyor? Ona bak çok dikkat ediyorsun oğlum. Bak kızım oğlum çok dikkat ediyorsun. Neden biliyor musun? En çok dikkat etmen gereken şeydir bu köklü sayılarda. Bir şeyi kök dışına çıkarırken. Hepiniz yani hepiniz demeyeyim genellemiş olmayayım. Geneliniz diyeyim tamam mı? Bunu A diye dışarı çıkarıyorsunuz. Bu yanlış. Bu mutlak değer A olarak dışarı çıkacaktır. Aman buna dikkat bak. Lütfen rica ediyorum bak. Bir daha tekrar rica ettirme bana. Rica ediyorum bunu mutlak değer A diye çıkar. Şimdi şu neydi mutlak değer A. A burada hocam. Mutlak değer A burada. Bu nasıl mümkün olur? İkisi de aynı yerde olması gerekmiyor muydu? Hayır. Demek ki A negatifmiş. Bak A negatifmiş. Demek ki mutlak değer A olunca pozitife dönüyor. Tamam. Sen de anladın değil mi olayı? O ses senden de çıkmıştır inşallah. Peki.
B sayısının A'dan daha büyük olduğunu biliyoruz. Ve B sayısı için de kare kökünü alınca daha büyük bir sayı ortaya çıkıyor. Mesela şimdi 4'ün kare kökünü alıyorum ben. 2 çıkıyor. Kare kökünü aldım. 4'ten daha büyük bir şey çıkmadı. Ne yapacağım? Şunu düşüneceğiz. 0 ile 1 arasındaki sayıları düşüneceğim. 0 ile 1 arasındaki sayıların ben kare kökünü alırsam eğer ne olur biliyor musun? Mesela 1 bölü 4. Bu B olsun. Kök içinde 1 bölü 4 neye eşittir? Hocam 1 bölü 2'ye. Yani kök B. Bak kök B, B'den daha büyük oldu. 1 bölü 2, 1 bölü 4'ten büyük sonuçta. Madem öyle demek ki benim buradaki B sayım da kesinlikle 0 ile 1 aralığında. Şimdi A 0'dan büyüktür diyor, küçüktür diyor. Doğru. Biz burada bulduk bunu. B 1'den küçüktür diyor. B'yi ben 0 ile 1 arasında demiştim. Demek ki küçük. Doğru. B kareyi kare kök için alırsam mutlak değer B yapar. Mutlak değer B sayısı 0 ile 1 arasındaki bir sayı. Tam sayı olur mu? Olmaz. O halde 3 gitti. Demek ki cevabımız 1 ve 2 olacakmış. 23. sorumuzu çözdük. Doğru cevaba B dedik ve devam ediyoruz gençler 24'te. Aşağıdaki 5 birim kutuya 2 kök 2, kök 3, kök 15, kök 5, 2 kök 6 kümesinin her bir elemanı birer kez yazılıyor. Bak şimdi gene sol tarafta bahsettiğim soruya benzer bir durum var burada da. Ne yapacağım ben bunları, ne yapıyordum? Ayrı ayrı şu şekle getiriyordum. 2 kök 2, kök 3, buna da yapacak bir şey yok. Kök 15 nedir? Kök 3 çarpı kök 5'tir. Kök 5 zaten kök 5, 2 kök 6 da 2 çarpı kök 2 çarpı kök 3'tür. Tamam, bunlar böyle dursun. A kümesinin elemanları yazıldıktan sonra satırda bulunan 3 kutunun içindeki sayıların çarpımı m. Yani şunların çarpımı m yapıyor. Şunların da çarpımı bize n'yi veriyormuş. M ve n birer tam sayı oluyormuş. Bunların üçerli üçerli çarpınca tam sayı bir sonuç alıyormuşuz. 3 tane ifade var, hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi gelelim şuraya. Bak, ne yazmam gerekiyor? Bir kere kök 3'lü olandan bir tane şuraya yazarsam mesela 2 çarpı kök 2 çarpı kök 3'ü buraya yazdım. Tamam, bu gitti. Kök 3'lü olan bir tane daha yazmam lazım şimdi benim. Onda nereye yazdım mesela? Gittim şuraya getirdim. Kök 3. Şimdi bir tane daha kök 3'lü yazarsam olmaz. Niye? Çünkü kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3 yaptı zaten. Bir tane daha kök 3'lü yazarsam kurtulduğum kök 3'ten tekrar baş belası olmaya devam edecek bana. O zaman kök 3'lü bir şey yazmayacağım. Ne yazacağım hocam? Bak kök 2'yi kurtarmadın hala. O zaman kök 2'li bir şey yaz. Mesela hocam 2 kök 2. Başka var mı zaten kök 2'li? Bununla bunu kullandım ve bunu da kullandım. Geriye kalanlarda birini buraya, birini de 2 3 kök 3 çarpı kök 5'i de şuraya monte ettik. Sağladı mı lan hepsi? Bakalım sağlar mı? 2 çarpı kök 2 ile kök 2'nin çarpımı da 2. Çarpı 2 etti 8. Çarpı 3 etti 24. Burası 24. Buraya bakıyorum. Kök 5 ile kök 5'in çarpımı 5. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3. Çarp bunları da 15. Bu da 15 geliyor. Tamam, çok güzel. Hepsi sağlandı. Bu araya da sadece ama sadece kök 3 gelebilir. Neden? Çünkü ondan 3 tane. Çaktın köfteyi. 3 tane ya. 3 tane olduğu için arkadaşım bir tanesi ortaya gelsin ki ortak kullanılsın. Sanki 4 taneymiş gibi olsun. Tamam bak. Bu hep buranın marifetleri. Devam. Mavi kutunun içine yazılan sayı kök 3'tür denilmiş. Doğru. Mecbur o yazılıyordu çünkü. M artı N 39'dur demiş. 15 ile 24 topladım. 39 evet, mükemmel. Bu şartlara uygun olacak şekilde A kümesinin elemanları bu kutulara 4 farklı biçimde yazılabilir. Ha, biz onu hiç düşünmedik. Biz bir tane yazdık. Acaba gelir mi 4 tane? Bak şöyle olur. Şuraya yazdığım sayıyla şuraya yazdığım sayıyı yer değiştirirsem bir şey değişmez. Etti 2. Şuraya yazdığım sayıyla buraya yazdığım sayıyı da yer değiştirirsem bir şey olmaz. 2 de oradan, toplam 4 tane durum. Yani şöyle A, B, C, D yazdık ya bak. A ile D'yi yer değiştirebilirsin. D, A, B, C biçiminde. Ya da A ile D sabitken C ve B'yi bu şekilde yer değiştirebilirsin. Ya da hem bunları hem de bunları yer değiştirebilirsin. Yani o olmadı sanırım. Bir daha bakayım. D, A, B, C, onu yazmıştık. C, B. Heh. Bak kaç tane durum? 1, 2, 3, 4 tane durum geldi. Zaten adam da bana 4 farklı şekilde yazılabilir demiş. O zaman bu da doğru. Cevabımız ne o zaman? Hepsi alayı doğru. Doğru cevap E şıkkı olacaktı. Devam. 25. A ve B birer pozitif gerçel sayı olmak üzere. A kök B ile B kök A'nın toplamını kök A artı kök B'ye bölünce 4 bulmuş. Buna göre bu çarpımın değeri kaçtır diye soruluyor. Bak çok basit. Kafan karışmasın.
Burada bir şeyleri sadeleştirmeye hemen çalışma. Önce soruyu hazırlaman lazım. Soru nasıl hazırlanır? Bak güzel kardeşim. Burada şuradaki A'yı kök A çarpı kök A biçiminde yazarım. Yanındaki kök B'de kalsın öyle. Artı şuradaki B'yi de kök B çarpı kök B biçiminde yazarım. Yanındaki kök A kalsın öyle. Şimdi buraya bakalım, ortak bir şey var mı? Var güzel kardeşim, olmaz olur mu? Bak kök A çarpı kök B, kök A çarpı kök B. Burada ortak. O zaman ne yapmamız lazım? Ortak çarpan parantezini alacağız. Yani kök A çarpı kök B ortak çarpan parantezinde. Burada sadece kök A kaldı. Artı burada sadece kök B kaldı. Şimdi devamını da yaz sorunun. Alt kısımda ne var? Kök A artı kök B var. E ne oldu şimdi? Kök A artı kök B'ler burada çarpım durumunda olduğu için birbirini cart cart götürdü. Geriye sadece kalan şey kök A ile kök B'nin çarpımı oldu ki bu da kaçmış? 4'ün ta kendisi. Şimdi kök A çarpı kök B'yi biliyoruz biz. Gel şimdi şuraya şunu yazalım. Şuradaki A'yı kök A çarpı kök A diye yazdım. E bir de yanında kök A var. Buradaki B'yi kök B çarpı kök B diye yazdım. Bir tane daha kök B var. E çok güzel bir arkadaşım bak. Kök A ile kök B'nin çarpımı 4. Kök A ile kök B'nin çarpımı 4. Kök A ile kök B'nin çarpımı 4. 4 çarpı 4 çarpı 4 eşittir 64 yapar. Bu da bana cevabı verir. Gönül rahatlığıyla cevabı D diye işaretleyebilirsin artık. Tamam. Şimdi bu sayfamızda da sorumuz kalmadı artık. E ne yapacağız? Diğer sayfaya geçeceğiz de ondan önce yapmamız gereken bir şey var. Neydi? Her soru, her sayfada olduğu gibi buradan işaretlemen gereken soruları göstereceğim. %100 TYT ve AYT stili bir soru, 23. soru. Tamam. 22. soru hem MSÜ'de hem TYT'de karşına çıkabilir. Aynı şekilde paralel kurgusu olan 24. soru gibi. 25. soru gibi bir soru karşına çıkar mı? Çıkma ihtimali düşük ama TYT'de bazen kolay sorular soruluyor ve bu kolay sorulardan bir tanesinin 25. soru olma ihtimali var ama ben yine de sana bunu sana bırakıyorum. Kendin işaretlemek istiyorsan işaretle, işaretlemek istemiyorsan işaretleme. Şimdi devam edelim mi o zaman bir diğer sayfayla? Hadi edelim. Konya Spor maçı. Konya Spor sorusu. Aşağıdaki şekilde yüksekliği 0.5 metre olan 4 kapaklı dolabın en üstteki kapağı üzerinde Konya Spor çıkartması vardır. Hocam siz Konyalı mısınız? Neden Konya Spor? Hayırdır la? Allah dediğime göre ben Ankaralıyım. Konya Spor olan Fikret Hocam. Biliyorsunuz kitabı yazarken destek aldığım hocalardandır Fikret Hoca ve kendisine çok severim. Buradan da ona selamlar. Evet. Şuralar 0.5'er metreymiş. Konya Spor çıkartması da 4. çekmecede yapıştırılır. Buna göre Konya Spor çıkartmasının yerden yüksekliği kaç metre olabilir diye sorulmuş. Şimdi kesinlikle 1.5 metreden fazla ve kesinlikle 2 metreden az. Hemen ne yapacağım? Konya Spor çıkartmasını, Konya Spor çıkartması diyelim. 1.5 metreden fazla olduğunu ve 2 metreden daha aşağıda olduğunu biliyorum. Bu kesin. E peki şimdi ne yapacağım hocam? Yani ben buradaki şıkların kök 2'nin, kök 3'ün, kök 5'in, kök 6'nın, kök 7'nin nerede olduğunu nereden bileceğim? Çok basit. Şunu yapıyorsun. Bütün şıkların karesini al. 2, 3, 5, 6, 7. Ve bulduğun aralığın da karesini al. Haksızlık etme. Hepsinin aynısını yap. 1.5'un karesi. 15'in karesi 225 olduğuna göre bu da 2,25'tir. Konya Spor'un yüksekliğinin karesi 2'nin karesi de 4. 2,25 ile 4 arasında olmak zorundaymış bizim cevabımız. E buna uygun bir tek B seçeneği var. 3. O halde cevabımız da B seçeneği olacaktı gençler. Evet, 26'yı da çözdük mü? Çözdük. Geçtik 27'ye. Güzel de bir sorudur kendisi. Dikkatli dinlemende fayda var. Aynur 3 kök 5 birim uzunluğundaki kalemini 15 birimlik cetvelin üzerine aşağıdaki gibi koymuş. Kalemin bir ucu 3 sayısıyla hizalı olduğuna göre bu kalemin diğer ucunun geldiği nokta için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Kalemin uzunluğunun 3 kök 5 olduğunu biliyoruz. 3 kök 5. Şimdi bu 3 kök 5 hangi iki tam sayı arasında onu bulmamız gerekiyor. Nasıl bulacaksın? Yukarıda bak, yukarıda sana defaten anlattım. Dedim ki bu tarz sorularda bunların yaklaşık olarak kaç olduklarını bilmene lüzum yok. Ne yapman gerekiyor? Hatta bu yaklaşık olarak kaç olduğunu biliyorsan da onlar yaklaşık olarak değerler olduğu için bu seni 3 ile çarptığın zaman hataya sürükleyebilir. Amana dikkat. Ne yapman gerekiyor biliyor musun? Karesini alacaksın. Al karesini, 9 kere 5'ten 45 gelir değil mi? Peki 45 hangi iki karesel sayı arasında? Düşün bakalım, çalıştır saksıyı. 36 ile
49 arasında. Peki 36'nın karekökü kaç? 6. Peki 49'un karekökü kaç? 7. Yani bu 3 kök 5 6 ile 7 arasındaymış. E şimdi burası 3'ten başlıyorsa, kalemin de uzunluğunda 6 küsürat bir sayıysa, üstüne 3 eklerim 9 küsürat bir sayı olur. Yani 9 ile 10 arasında bir sayı olur. O halde cevabımız da B seçeneği olur. Kalemin diğer ucunun geldiği yer 9 ile 10'un arasında bir yermiş sevgili arkadaşlar. Evet, 27'yi de çözdük. Alt kısımda artık soru kalmadı. Devam ediyoruz. Kaçıncı sorumuzda? 28 ile. Kenar uzunlukları 4 kök 6 birim ve 4 kök 2 birim olan dikdörtgen şeklindeki bir duvarın 1 birim karesine kök 3 bölü 4 litre boya gelecek şekilde boyanacak. 1 birim karesine kök 3 bölü 4 litre. Bu duvarın tamamını boyamak için kaç litre boya ihtiyaç var? Çok basit. Hemen bunun alanını bulalım. Bu duvarın alanı. 4 kök 6 ile 4 kök 2'yi çarpalım. 4 kere 4 16 yapar. Kök 6 kere kök 2 de kök 12 yapar. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Bak, oran orantı bile kurabilirsin. 1 metre karesine kök 3 bölü 4 geliyorsa 16 çarpı kök 12'ye ne kadar gelir? Bununla bunu çarpıp 1'e böleceksin. 1'e bölmeye gerek yok. O zaman bununla bunun çarpımı bana cevabı verir. Yani kök 3 bölü 4'te ben bunu çarpmam gerekiyor. Bak, 16'yı 4'e böl. Kaç gelir? 4. Kök 12 ile kök 3'ü çarp. Ne gelir? Kök 36. 4 kere kök 36'ymış cevap. Kök 36 kaç? Hocam 6'nın ta kendisi. O zaman 4 kere 6 cevabı verir. Yani cevap 24'ün ta kendisi olacakmış. Ve gençler devam. 29. soru. A ve B pozitif gerçel sayı olmak üzere aşağıdaki sayı doğrusunda kök A ve kök B sayılarının yerleri bize gösterilmiş. Kök A 1 ile 2 arasında, kök B de 2 ile 3 arasında. A kere B çarpımının bulunduğu aralık aşağıdaki sayı doğrusundan hangisinde doğru gösterilmiştir diye soruluyor. Bak şimdi. Kök A nerede? Kök A 1 ile 2 arasında. Kök B nerede hocam? Kök B de 2 ile 3 arasında. Peki kök A ile kök B'nin çarpımı nerede ülen? Onu nasıl bulurum ben? Şöyle bulursun. Kök A'nın sınırlarını tablo çiziyorsun. Kök A'nın alt sınırı 1, üst sınırı 2. Kök B'nin alt sınırı 2, üst sınırı 3. 1 ile 2'yi çarptın 2. 2 kere 2 4. 1 kere 3 3 ve 3 kere 2 6 olduğundan demek ki kök A çarpı kök B bunun alt sınırı 2, üst sınırı 6 olduğundan 2 ile 6 aralığındadır deriz. Ama bizim aradığımız kök A çarpı kök B değil ki. A kere B. Yani bunun karesi. Peki bu aralığın karesi nerede? 4 ile 36 arasında olduğu için A kere B 4 ile 36 arasındadır sayı doğrusunda. Yani cevap B seçeneği olur gençler. Muhteşem anlattım. Alırım bir like'ınızı. Hadi bakalım devam. 30. soru. ABC gerçel sayılar olmak üzere A sayısı kök 3 eksi 1, A kere B 1, A da B kere C'ymiş. Şimdi buna göre A 1'den küçük, B B kareden küçük, C karede C'den küçük eşitsizliklerinden hangileri doğrudur diye sorulmuş bize. Şimdi öncelikle A sayısının kök 3 eksi 1 olduğunu biliyoruz. Peki B çarpı A'nın 1 olduğunu bilgisi bize verilmiş ya, ben burada B'yi yalnız bıraksam B 1 bölü A olmaz mı? Olur. Peki A kaçtı? Kök 3 eksi 1'di. Kök 3 eksi 1 dediğimiz sayı, aslına bakarsan kök 3 dediğimiz sayı 1 virgül bir sayıdır. 1 küsurat bir sayı. 1 küsurat sayıdan 1'i çıkarırsam 1 bölü 0 küsurat bir sayı kalacaktır. Ve 1'i kendisinden daha küçük olan bir sayıya böldüğümüz takdirde bu sayı tabii ki 1'den daha büyük olacaktır. Yani burada sevgili arkadaşlarım B kesinlikle 1'den daha büyük. 1'den büyük olan bir sayı için karesini alırsam, şurada B kare görmüştüm o yüzden karesini alıyorum. Karesini alırsam tabii ki yine sevgili arkadaşlarım 1'den büyük olduğu için B'den bu sefer daha büyük olacaktır. 1'den büyük sayıların kareleri kendilerinden daha büyüktür arkadaşlar. Dolayısıyla B'nin B kareden küçük olduğunu söylemiş. Biz de zaten B kareyi B'den büyük bulduk. Aynı şey, ikinci öncülümüz doğru burada. Kök 3'ten 1'i çıkardık demiştik. Kök 3'ten 1 çıkınca 0 küsurat bir sayı kaldığını biliyoruz. 0 küsurat sayı kaldığına göre A sayısı 1'den daha küçük olmalı. Burada da 1'den daha küçüktür demiş. Birinci öncülümüz de doğru. Şimdi C sayısıyla alakalı bir şey bulmamız gerekiyor. A sayısı sevgili arkadaşlar 0 küsurat bir sayıydı. B sayısı 1'den büyüktü. Örnek veriyorum 3 olsun. 3 ile ben C'yi çarptığım zaman basit kesir elde ediyorsam demek ki bu C sayısı sevgili arkadaşlarım basit kesirin alasıymış. Yani şöyle mesela 1 bölü 2 diyelim şuna eşittir 3 çarpı C. C kaç olur? 1 bölü 6. Yani sevgili arkadaşlar C burada kesinlikle ama kesinlikle 0 ile 1 arasında bir sayı. 0 ile 1 arasındaki bir sayının da karesini alırsam kendisinden daha küçük bir değer elde ederim. Mesela 1 bölü 6 bulmuştum az önce. Karesi 1 bölü 36'dır. Bu da C karedir. C karede
C'den. Yani 1 bölü 36 1 bölü 6'dan daha küçüktür. Dolayısıyla da C kare C'den daha küçüktür dedik ve cevabımız hepsi oldu. Yani doğru cevap E şıkkıydı dedik. Şimdi burada hangi soru nerede çıkar? Hangilerini işaretlemen gerekiyor? Her birini göstermek istiyorum ben sana. 26. soruyu işaretliyoruz. Tam bir klasik MSV sorusu. Devam. 27. sorumuza bakalım. 27. sorumuz tam olarak bir TYT sorusu. 28. soru işaretleme. 29. soru işaretleyebilirsin ama TYT'de veya MSÜ'de bu sorunun bir tık daha zoru gelir, haberin olsun. 30. soruyu işaretliyorsun. MSÜ'de, TYT'de, üstüne üstlük AYT'de bu tarzda bir soru karşına çıkabilir. Biliyorsun AYT'de sadece AYT konularından sorular çıkmıyor. Başka nerelerden geliyor? İlk 10 sorusu mutlaka TYT konularından oluyor. Bu yüzden AYT konularından da bu tarz soru ihtimali, çıkma ihtimali var. Diğer sayfamıza, 31. sorumuza geçiyoruz artık. Videomuzun %75'i bitti. Sorularımızın %75'i bitti. Bir şeyi 40 kere söylersen olur dedik. 30 defa söyledik. Şimdi 31. defa söylüyoruz. Hazırsanız başlayalım. A ve B pozitif tam sayı olmak üzere. Kök 8 kök A'dan, bu da kök B'den, bu da kök 72'den daha küçüktür demiş. Kök 8 kök A, kök B ve kök 72 sayılarının herhangi iki tanesinin çarpımı da tam sayıymış gençler. Şimdi kök 8 dediğimiz sayı, buraya dikkat et, 2 kök 2'dir. Kök 72 de 36 kere 2 olduğu için 6 kök 2'dir. Ve bu bundan, bu da bundan küçükmüş. Ve herhangi iki tanesinin çarpımı madem ki bize bir tam sayı veriyor, demek ki bu kök 2'li, bu kök 2'li. E bu değil de ben şimdi gidip mesela burada kök A, burada kök B var ya, gidip bununla bunu çarptığım zaman da karşıma tam sayı çıkıyorsa eğer, demek ki bu kök A sayı, sayısı dediğimiz sayı, bu da sevgili arkadaşlarım ne olacakmış? İçerisinde kök 2 ihtiva eden bir sayı olacakmış. Kök 2 olacak içerisinde. Madem öyle, ben buradaki kök A ve kök B sayıları için şunu söyleyebilirim. 3 kök 2 olabilirler, 4 kök 2 olabilirler, 5 kök 2 olabilirler, 6 kök 2 olmaz çünkü bundan daha küçüktü. Peki A artı B toplamının alabileceği farklı değerlerin toplamı sorulmuş. Şimdi kök A sayısı ve kök B sayısı, bunlar 3 kök 2'ye, 4 kök 2'ye ve 5 kök 2'ye eşitlerse eğer A ve B sayıları neye eşit olur? Tabii ki de hocam bunların karelerini alacağız. A ve B sayıları 3 kök 2'nin karesi 18'dir, 4 kök 2'nin karesi 32'dir ve 5 kök 2'nin karesi de 50'dir. Peki A artı B demişti ya, A bu B bu olursa toplamları tabii ki 50 olacaktır. A bu B bu olursa toplamları 68 olacaktır. Ve A bu B de bu olacaksa toplamları 82 olacaktır. Bununla bunun toplamı bize 90 artı 60'dan 150'yi, 50'yi de üstüne eklersek 200 cevabını buluruz. Hadi doğru cevabımız da E seçeneği olur diyelim. Sesimi biraz alçaltarak konuştum farkındaysanız. Eğer bu kısma kadar olan video yani ses sizi rahatsız etmiyorsa, benim ses tonum sizi rahatsız etmiyorsa, bundan sonraki sorularımı bu şekilde çekmek istiyorum. Çünkü 40 soru var ve 40 soruyu ayrı ayrı bu şekilde bir sınıfa hitap edermişçesine, ki böyle olması daha çok hoşuma gidiyor aslında ama, bunu bu şekilde yaptığım zaman 1 saat 40 dakika evin içinde bağırıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla da biraz tabii ki ses tellerim videodan sonra yoruluyor, yorulmuş oluyor. Bir sonraki videoya geçemiyorum doğal olarak hemen arkasına. Bir sonraki videoya hemen arkasına geçmek için sizden izin istiyorum. Böyle bir şeye müsaadeniz varsa, güzel oluyorsa hocam sıkıntı yok. Siz hem böyle anlatsan, bir şey dinleriz diyorsan bunu bana yorum kısmına belirtirsen sevinirim. A gerçel sayı olmak üzere A sayısıyla 1 bölü A sayısının sayı doğrusu üzerinde gösterimleri aşağıda verilmiş. Şimdi A sayısı buradayken 1 bölü A sayısı bunun daha sağında, yani 1 bölü A A'dan daha büyük, nasıl olur? Önce bunu İdrak edeceğiz. Ondan sonra sorunun çözümüne odaklanacağız. Nasıl olur bu? Bu sayı demek ki 0 ile 1 arasındaymış. Yani basit kesirin alasıymış. O halde sevgili arkadaşlar, mesela örnek olarak A'yı 1 bölü 2 seçersem, bu A, bunun tam tersi olan 1 bölü A ne olacaktır? Ters çevir, 2 olacaktır. Böylelikle 2 de 1 bölü 2'den daha büyük olduğu için sayı doğrusu üzerinde de 1 bölü A'dan daha sağda olacaktır. Pekala, ben artık şunu biliyorum. 0 küçük A küçük 1. Bu kesin. Peki şimdi şıklarımıza bakalım, öncüllerimize bakalım. Hangileri doğrudur diye sorulmuş, ona da dikkat et. Şimdi 1 bölü 2'yi seçerek başlayalım. 1 bölü 2'nin karekökü. Ya da 1 bölü 4'ü seçelim. Madem karekökü falan var. A sayısı hemen yazdım. 1 bölü 4 olsun dedim, tamam mı? Şimdi 1 bölü 4'ün karekökü nedir güzel kardeşim? 1 bölü 2'dir. Diyor ki bu sıfırdan büyüktür. Evet.
Bu da diyor 1 bölü 4'ten daha küçüktür diyor. Böyle bir şey mümkünatı var mı? 1 bölü 2 1 bölü 4'ten daha mı küçüktür? Hayır, değildir. Birinci öncül gitti. 1 bölü A. A 1 bölü 4 ise 1 bölü A sayısı ne olur? 4 olur. Bu 1 bölü 2'den daha küçüktür diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Hayır, bu da olamaz. E peki A sayısı yani 1 bölü 4. 1 bölü 2'den daha küçüktür. Bu da 4'ten daha küçüktür diyor. İşte bu doğru. Dolayısıyla cevabımız yalnız 3 olacaktı. Yani cevap A şıkkında verilmiş gençler. Ve devam ediyorum 33 ile. X sayısı 3 kök 2'nin karesiymiş. Yani 3'ün karesi çarpı kök 2'nin karesinden 9 kere 2'den A sayısı, X sayısı kesinlikle ama kesinlikle 18'miş. Peki ABC sayılarının hangileri tam sayıdır diye sorulmuş. Şimdi şurada bakacağız. Kök içinde x sayısı 18 olduğuna göre 2 kere 18 bu A sayısı. B sayısına bakalım. Karekök içerisinde 8 çarpı karekök içerisinde 18. İşte bu bir de bunun karesi var. C sayısı da sevgili arkadaşlarım 24 çarpı 18'miş. E peki şimdi izleyelim bakalım neler olacak. 2 kere 18 36. Karekökü nedir? 6'dır. Tam sayı mıdır? Tam sayıdır. A tam sayı arkadaşlar. Attık tiki. Buraya geldim. Kök 18'in karesi 18'dir. 8 kere 18. Şimdi 8 kere 18 2'nin küpü çarpı 18 demek de 2 üzeri 1 çarpı 3'ün karesidir biliyorsun. Ben bunun karekökünü alırsam tam sayı çıkar mı? Çıkmaz mı? Ona bakacağız. 2'nin küpüyle 2 üzeri 1 çarparsam 2 üzeri 4 gelir, dışarı 2'nin karesi diye çıkar. 3'ün karesi de dışarı 3 diye çıkacaktır. 3 kere 2'nin karesi de 12'dir. 12 bir tam sayı mı? Evet, tam sayı. B de tam sayıymış. Buraya bakıyorum. 24 sevgili arkadaşlar. 2'nin karesi hatta kübü, 2'nin kübü çarpı 3. 18 de 3'ün karesi çarpı 2'dir. 2 kere 2'nin küpü 2 üzeri 4 yapar, dışarı 2'nin karesi diye çıkar. 3 kere 3'ün karesi 27'dir. Kök dışına 3 kök 3 diye çıkar. Kök 3'ten kaynaklı bu bir irrasyonel sayıdır. Yani tam sayı değildir. O halde C'yi eledik. Cevabımız A ve B'ymiş. O halde doğru cevap B şıkkı olur sevgili gençler. Ve devam ediyorum 34 ile. X tam sayı. A ile B'de ardışık tek tam sayılar olmak üzere. X sayısı A kere B artı 1'in karekökü olarak tanımlanıyor. Buna göre x sayısı için 3 tane ifade var. Hangileri daima doğrudur diye soruluyor. Şimdi daima diye soruluyor ya. Daima sorularında, kesinlikle sorularında, her zaman sorularında, bak buna çok çok dikkat et. Biz bunların doğruluğunu ispat etmeyeceğiz. Bunun doğruluğunu ispata kalkarsan bu sayfalar sürer. Burada yapman gereken şey şu. Daima, her zaman, kesinlikle gibi, kesinlik belirten şekilde soruyorsa sen tek kullanman gereken metot aksine örnek vermek metodudur. Aksine örnek verebiliyor musun diye kontrol edeceksin. Verebiliyorsan üstünü çizip atacaksın. Veremiyorsan doğru kabul edeceksin. Yapacak bir şey yok. Tamam. Şimdi A ile B neydi? Ardışık tek tam sayılardı. Tekse bunlar, bir tanesi 2K eksi 1 ise, mesela A sayısı diyelim bu olsun, B sayısı da doğal olarak 2K artı 1 olacaktır. Peki A ile B'nin çarpımından bahsetmiş. Ben 2K eksi 1 ile 4, 2K artı 1'i çarparsam 4 çarpı K'nın karesi eksi 1'i bulurum. 2 kare farkından çarptım. A ile B'yi çarptım, bu geldi. Bir de buna ne diyor? 1 ekle diyor ve bunun kare kökünü al diyor. E pekala, bu da 4K karenin kare kökü gelecektir. Çünkü eksi 1 ile artı 1 birbirini götürür. Bu da dışarı nasıl çıkar? Mutlak değer 2K biçiminde çıkacaktır. Pekala, şimdi x sayısı 2k'nın mutlak değerine eşit. Eyvallah, sıkıntımız yok. E şimdi diyor ki x sayısı çifttir deniliyor. Düşünelim, a artı b bölü 2'ye eşittir ve sıfırdan büyüktür diyor. Şimdi 2 ile çarpıldığı için k ne olursa olsun zaten burada bu çifttir. Dolayısıyla birinci öncülü doğru dedik. A artı b bölü 2'ye eşittir demiş. Şimdi bu 2K dediğimiz şey mutlak değer içerisinde ya, bak unutma, bunu mutlak değer içinde çıkaracaksın dedim sana, daha önceki soruda da söyledim. Bunu mutlak değer içinde çıkaracaksın. Bu mutlak değer dışına nasıl çıkarsa artık o ona kalmış. Yani eğer K negatifse eksi 2K diye çıkar, K pozitifse artı 2K diye çıkar. E şimdi güzel kardeşim, bunun iki tane ihtimali var. Burada demiş ki A artı B bölü 2 eşittir. Ben A'yı 2K eksi 1, B'yi 2K artı 1 olarak kabul ettim. Bunları toplarsam 4K olur, 2'ye de bölersem 2K gelir. Şimdi bu şekilde çıkarsa evet eşit olur ama ya bu şekilde çıkarsa o zaman ne alt yiyeceğiz? O zaman hiçbir alt yemeyiz. Elimiz kolumuz bağlanır. Ve genelde ikinci öncüle düşülür diye koydum ben bu ikinci öncülü. İkinci öncül yanlış arkadaşlar. Sıfırdan büyüktür demiş.
x sayısı mutlak değerli olduğu için sıfırdan büyük olabilir. Amma ve lakin ya k sıfırsa, yani bu eksi 1 bu artı 1 ise o zaman ne olacak? İşte o zaman işler sıkıntı, çünkü sıfırdan büyük değil, bu sefer sıfır eşit olur. Yani bu da gider. O halde doğru cevap yalnız 1'dir deriz. Doğru cevap A şıkkıydı. Devam ediyorum 35'te. A pozitif tam sayı olmak üzere demiş 35. sorumuzda. En kenarlı düzgün çokgenin içine yazılan A sayısıyla oluşturulan bu sembolün değeri, şurası sevgili arkadaşlar kenar sayısı, burası da kenar sayısı, bu da içeride yazan sayı. Mesela burası altıgen ya, 6'nın içerisinde ne yazıyor? 4 yazıyor. 4 kere 6 diyoruz. Yani 6. dereceden kök içerisinde 24'e eşit oluyor. Tamam. Şimdi şuraya bakalım. Bu sembollerin değerleri sırasıyla x, y, z ise, bu x'miş, bu y'miş, bu da z. X, y, z arasındaki sıralama büyükten küçüğe doğru sorulmuş. Hadi bakalım, büyükten küçüğe doğru dememiş ama şıkların hepsi büyükten küçüğe olduğu için ben öyle sorulmuş dedim. İşte yapalım bakalım. Şu nedir arkadaşlar? X 3. dereceden kök içinde, 3 kere 4 12 demektir. Y'ye bakıyoruz. 4. dereceden kök içinde, 4 kere 6 24'tür. Ve Z de sevgili arkadaşlarım altıgen olduğu için 6. dereceden kök içerisinde 9 kere 6 54'tür diyeceğiz. Şimdi bunları nasıl kıyaslayabilirim? Tabii ki bunların çeşitli çeşitli metotları var. Peki biz burada hangi metodu kullanacağız? Şu kök dereceleri var ya, işte onları eşitleyebilmek önemli bizim için. Peki ben bunları nasıl eşitlerim? 3, 4 ve 6'yı. Şöyle derim. 3, 4 ile 6'nın ortak katı 12'dir. Doğal olarak ben burayı 12 yapmaya çalışayım. Nasıl yaparım? 12. dereceden kök içerisinde 4 ile çarptım ya. O halde sevgili arkadaşlar içerimde 4. dereceden kuvvetini alırım. Burası 12. dereceden kök içerisinde 3 ile çarpmam gerekiyor. O zaman 24'ün kübünü alırım. Burası zaten 12. dereceden, bak, 2 ile çarpmam gerekiyordu. 54'ün karesini alırım. Şimdi bunların her birinin şuradaki kök dereceleri eşit olduğu için içlerini kıyaslamam gerekiyor. Yani 12 üzeri 4, 24'ün küpü ve 54'ün karesi olarak kıyaslamam gerekiyor. 12 üzeri 4 demek 12'nin karesinin karesi demektir. Yani 144'ün karesidir. Tamam, bu cepte. E buraya bakıyorsun, 54'ün karesi var. Şimdi bak. Göz var, izan var. Hangisi büyük? 144'ün karesi 54'ün karesinden büyük. Yani x z'den daha büyük. X'in z'den büyük olmadığı durumları eleyebiliriz. Ki mesela e'yi eledim ve d'yi eledim. Geriye kaldı a, b, c. Pekala. B'yi işin içerisine dahil edelim. B'yi çağıralım, kendimize çekelim. Ne yapmamız gerekiyor? Burada b dediğim şey, yani y, özür dilerim. B değil, y. 24'ün küpü. Ve bunu 12'nin 4. kuvvetiyle kıyaslamaya gayret gösterelim. Arkadaşlar 12'nin 4. kuvvet demek 12 çarpı 12 çarpı 12 çarpı 12 demek. 24 de 24 çarpı 24 çarpı 24 demek. Birisi küp, öteki 4. kuvvet olduğu için böyle yazdım. E şimdi ben şunun 2 kere 6 olduğunu biliyorum. Bunun da 2 kere 6 olduğunu biliyorum. Şu 2 ile bu 12'yi çarptım, 24 dedim. Şu 2 ile bu 12'yi çarptım, 24 dedim. Geriye de 6 kere 6 kaldı. Nedir o da? 36'dır. Bak, bir tanesi 24 çarpı 24 çarpı 24. Öteki 24 çarpı 24 çarpı 36. Hangisi büyük? Tabii ki bu. Yani x en büyükmüş. X'in en büyük olduğu durum c elendi. E şimdi y ile z'yi nasıl kıyaslayacağım? Yani 24'ün küpüyle 54'ün karesini nasıl kıyaslayacağım? Onu da arkadaşlar şu şekilde yapabiliriz. Şu kısmı siliyorum. Sildim. Y ile Z'yi kıyaslayacağız dedik. Yani 24'ün küpüyle 54'ün karesini kıyaslayacağız dedik. Pekala. 24'ün küpü dediğimiz sayıyı düşünecek olursak, 54 dediğimiz sayı 6 kere 9. Bu arada onu da unutmayalım. Şimdi burada 6 çarpı 4 çarpı 6 çarpı 4 çarpı 6 çarpı 4. Bak, 24, 24, 24. Bu 24'ün küpü. 54'ün karesinde ne var? 6 kere 9 çarpı 6 kere 9 var. Şimdi bu cepte kıyaslayacağız. Bundan bir 6, bundan bir 6, bundan bir 6, bundan bir 6 sildim. Üst tarafa bakıyorum. 4 kere 6, 24 kere 16. 24 çarpı 16. Buraya bakıyoruz, 81. Hangisi büyük? E tabii ki YZ'den büyük. O halde sevgili arkadaşlar, hayırlı uğurlu olsun. X en büyüktü, sonra Y, sonra Z diyeceğiz. Yani doğru cevabımız A şıkkı olacak bizim. Evet, şimdi sayfaya uzaktan bakma zamanı ve tabii ki sorularımızı işaretleme, soruların yanına notlar alma zamanı. Burada arkadaşlar 31. soru tam anlamıyla bir TYT sorusudur. Burada 32. soru TYT ve AYT ve MSÜ, yani 3 sınavında konusudur sevgili arkadaşlar. İşaretlemenizde fayda var.
Burada sevgili arkadaşlarım 33. soru. 33. soru. Ne TYT ne MSÜ ne AYT. İşaretlemenize gerek yok ama çözüm olarak anladıysanız kafanızda tutabilirsiniz. Onda bir sıkıntı yok. Buradaki 24. soru tam anlamıyla bir TYT sorusu. İşaretleyebilirsiniz. Ve 35. soru sevgili arkadaşlarım. Yine burada işaretlemenize gerek yok çünkü bir konu kazanım sorusudur. Bundan kaynaklı işaret koymuyoruz. Ve devam ediyoruz. 36. soruyla artık son sayfamız. A pozitif gerçel sayı olmak üzere. En kenarlı düzgün çokgenin içine A sayısı yerleştirilerek oluşturulan sembolün değeri n'inci dereceden kök içerisinde A üzeri n-1. Mesela bu üçgen ya. Üçüncü dereceden kök içerisinde 4 üzeri ne yapıyoruz? 3'ten 1 çıkarıyoruz, 2 yazıyoruz ve bunu elde ediyoruz arkadaşlar. Tamam. Pekala. Şimdi devam. Bu sembolün değeri x'miş. Şimdi x neye eşit olur o zaman? Üçüncü dereceden kök içinde 32'nin karesine eşit olacaktır. Y neye eşit olur? Beşinci dereceden kök içinde beşgen olduğu için x üzeri 5'ten 1 çıkarıyoruz. Dördüncü kuvveti. Z de sevgili arkadaşlarım dördüncü dereceden kök içerisinde y'nin küpüne eşit olur diyoruz. Şimdi üçüncü kuvvet. Beşinci ve dördüncü dereceden kuvvet. Kök derecesi. Peki bu 3, 5, 4 bunlar eşitlemenin bir şeyi yok mu? Olayı yok mu yani böyle bir amaç edinsek kendimize? Var. Şöyle yapabilirsin bak. Her iki tarafın küpünü alırsan x küp 32'nin karesi olacaktır. Her iki tarafın 5. kuvvetini alırsan y üzeri 5 x'in 4. kuvveti olacaktır. Ve z'nin 4. kuvveti de y'nin küpüne eşit olacaktır. Tamam. Güzel. Burada bir sıkıntımız yok değil mi? 10 numara o zaman. Şimdi şuradaki y üzeri 5 ve y'nin küpünü düşünmeni rica ediyorum. İkisini de y'nin ortak bir kuvveti yapamaz mıyız? Yaparız. Mesela y üzeri 15 derim. Yani küpünü aldım. Şunu da küpünü alırsam x üzeri 12 olur burası. Ve aynı zamanda y üzeri 15 şurayı 15 yaparsam ki 5 ile çarptım. Bunu da 5 ile çarparım ve z üzeri 20 olur. Tamam. Burada bir sıkıntımız var mı? Yok. Peki x üzeri 3 32'nin karesi ise yani 2 üzeri 5'in karesi ise yani 2 üzeri 10'sa 2 üzeri 10'sa x küp neymiş? 2 üzeri 10. Peki x üzeri 12 nedir? Bak 4. dereceden kuvvetini almış. O zaman 4. dereceden kuvvetini alırsam 2 üzeri 40 olur. Bak burası 2 üzeri 40'mış. Şimdi y üzeri 15 2 üzeri 40 z üzeri 20 de 2 üzeri 40 değil mi? Bizden ne isteniyordu? Z isteniyordu. Çok güzel, yapıştır o zaman. Z üzeri 20 2 üzeri 40'sa bu 2 üzeri 40'ı ben 2'nin karesinin 20. kuvveti yazsam bu da 4'ün 20. kuvveti olsa olmaz mı? Olur. Peki bu ne işime yaradı? Z üzeri 20 4 üzeri 20'ye eşitse artık kimse kusura bakmayacak. Z 4'ün ta kendisidir. O halde cevap da D seçeneğinin ta kendisidir dedik. 36'yı da bitirdik. Devam ediyorum. Hiç durmuyorum 37. sorumla. Aşağıdaki kutuların içine 2, 4, 6, 8, 10, 12 kümesinin elemanlarının 4 tanesi her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde eşitlik sağlanmaktaymış. Buna göre 3 tane ifade var. Hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi bulacağız bunu. Yapacak bir şey yok. Şununla şunu toplayınca buna eşit olacak. Şimdi buraya baktığımız zaman buradaki sayıların 1 bölü 2. kuvvet demek karekökünü almak demek. Buradaki iki sayıyı toplayıp karekökünü alınca bir tam sayı çıkmasını isteyelim o zaman. O zaman bununla bunun toplamı da bir tam sayı olmak zorunda değil mi? Madem öyle toplamları tam sayı olacak biçimde ben şuraya neler yazabilirim? Şimdi bakıyorsun buraya sadece 4 var. Başka tam sayı çıkacak bir olay yok. O zaman şöyle diyeceğim. Şu ikisinin toplamı tam kare olmayacak. Karekökünü alınca köklü bir sayı çıkacak. Mecbur. Ve aynı köklü sayı çıksın istiyorum sol tarafla sağ taraf. O zaman şöyle diyelim biz. Ben şunu yapsam. Buraya 8 yazsam. Örnek veriyorum. Şuraya. Ne olur? 2 kök 2 olur. Tamam. Buraya da 2 yazayım o zaman. Burası da kök 2 olsun. Bunların toplamı ne olur? 3 kök 2 olur. Şimdi şu kısmın 3 kök 2 çıkabilmesi için burada karekök alınmış bak. İçerisinin ne olması gerekiyor? 3 kök 2'nin karesi yani 18 olması gerekiyor. Şimdi ben 8'i kullandım, 2'yi kullandım. 18 olması için 12 ve 6'yı da kullanırım. Şuraya 12, buraya 6 yazarsam 18'in 1 bölü 2. kuvveti eşittir. Şu taraf kök 8 artı kök 2'den 3 kök 2 olmuştu. Doğru mu? Doğru.
Peki kullanmadığım sayılar 4 ve 10. Onlar kullanmadık. Onlar kaldı. Öncülleri okuyalım şimdi. Yazılmayan iki sayının toplamı 14'tür. 10 ile 4. Evet, 14. Mavi ve sarı kutulara yazılan iki sayının mutlak farkı yeşil kutulardan birine yazılmıştır. Şimdi maviye bu, sarıya bu yazılmıştı. 8 ve 2. Mutlak farkı ne? 6. Peki yeşil kutulardan birine 6 yazdık mı? Evet. Yeşil kutulara yazılan sayıların mutlak farkı, yani 12 ile 6'nın mutlak farkı ne? 6. Mutlak farkı yerleştirilen sayılardan birisidir. Evet, 6. Demek ki bu da doğru. O halde cevabımız neymiş? E şıkkının ta kendisi. 37'yi çözdüm, geçtim 38'e, çok az kaldı. X kare x'ten küçükmüş. Ha, şimdi karesi kendisinden küçük olan sayı nerededir? Sıfırla tabii ki bir aralığındadır, değil mi? Pekala, pekala. Şimdi şuraya bakıyoruz. Burası x üzeri 1 bölü 2 demek. Doğru mu? Doğru. Bu ne demek? X'in 2 bölü 3. kuvvet demek. Bak, 2 bölü 3. kuvvet demek. O zaman bu ne demektir? X üzeri 3 bölü 4 demektir. İşte burada bir kriter olması lazım kafanda. 1 bölü 4 sıfırla 1 aralığında mı? Evet. Peki ben bunun, ikinci kuvvetini alsam, bir de 1 bölü 4'ün 1 bölü 2. kuvvetini alsam, şu kaça eşittir? 1 bölü 16 iken bu kaça eşittir? 1 bölü 2'ye. Yani bu bundan 8 kat büyük oldu. Oo. Peki o zaman amaç neydi buradaki? Arkadaşlar, ben bunun ne kadar küçük kuvvetini alırsam sayı o kadar daha büyük oluyor. Peki burada kuvvetlere bakalım. Sonuç olarak x 0 ile 1 arasında. Kuvvetlerden en küçüğü hangisi? Kuvvetlerden en küçüğü 1 bölü 2. Sonra 2 bölü 3. Sonra 3 bölü 4. Hangisinin küçük kuvvetini alıyorsam, o büyük oluyorsam madem, demek ki A B'den, B de C'den büyükmüş. Yani doğru cevabımız A şıkkıymış diyeceğiz. Bu soruda bu kadar tatlı çözülebilirdi ancak. 38'e A dedik ve devam ediyoruz. 39. sorumuzda artık çok ama çok az kaldı videonun ve bu fasikülün de sonuna. Evet gençler, sorumuzu okuyalım. A ve N pozitif tam sayı olmak üzere kök A, kök içinde A artı N, kök içinde A artı 2N şeklinde küçükten büyüğe sıralı sayılara A başlangıçlı, N artışlı, ardışık köklü sayılar denir. Örneğin 2 başlangıçlı, 3 artışlı, 4 tane ardışık köklü sayı kök 2, kök 5, kök 8 ve kök 11'dir. Bak, üçer üçer arttığını görüyorsun. 4 başlangıçlı, yani kök 4'ten başlasın diyor ki, kök 4 kaçtır arkadaşlar? 2'dir. Ve 5 artışlı, yani bir sonraki kök 9 olacaktır. Bir sonraki kök 14 olacaktır. Bir sonraki kök 19 olacaktır diye devam ediyor. M tane ardışık köklü sayıların en büyüğü bir rasyonel sayıymış. Yani kök dışına çıkabiliyormuş. Buna göre M'nin alabileceği en küçük 3 değerin toplamı kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi bu 3'tü. Bu çıkmaz, bu çıkmaz. 5 arttırdım kök 24. 5 arttırdım kök 29. 5 arttırdım kök 34. 5 arttırdım kök 39. 5 arttırdım kök 44. Ve 5 arttırdım kök 49 mu geldi? Değil mi? Peki burada bu kaç? 7. Bu kaç? 2. Bu kaç? 3. Ne demişti bize? 4 başlangıçlı, 5 artışlı, m tane ardışık köklü sayıların en büyüğü bir rasyonel sayıdır demiş. M'nin alabileceği en küçük 3 değerin toplamı soruluyor. Şimdi 1, bir tane sayı koyarsak zaten en büyüğü bu ve bu da zaten ne olmuş olur? Bir rasyonel sayı. 2 tane olursa o da oluyor. Ve şu 7 kaçıncı sırada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. sırada arkadaşlar. Bu da 10 tane. Yani M 10 olursa, 2 olursa ve 1 olursa bu denilen sağlanır. O halde doğru cevabımız da bunların toplamı kadardır. Yani M'nin alabileceği en küçük 3 değer 13'tür arkadaşlar. Ve artık 40. sorumuza, yani bir şeyi 40 kere söylersek olur dedik ya hani, işte o 40. defa söyleme eylemine doğru girişiyoruz arkadaşlar. 40. sorumuzu da çözdükten sonra ufacık bir konuşma yapacağım. Sonrasında size eyvallah diyeceğim. 40. sorumuza bakalım. En kenarlı bir düzgün çokgenin içine 3'ten büyük bir en doğal sayısının yazılmasıyla oluşturulan sembolün değeri 1 bölü kök 2 artı 1 artı 1 bölü kök 3 artı 2 1 bölü kök 4 artı kök 3 biçimine devam ediyor ve 1 bölü kök a artı kök a eksi 1 çarpı n. En kenarlı bir çokgen de unutma, buradaki kenar sayısı. Pekala. Şimdi ne diyor? Bir şöyle irdeleyelim. Örnek vermiş. Kaçgen bu? Üçgen. O zaman dışarıda sevgili arkadaşlarım, şurada bir çarpı 3'ümüz var. Dizgi hatası, kusura bakmayın. Çarpı 3'ümüz var. Nereden başlıyoruz? 1 bölü kök 2 artı 1'den başladık. Kök 3 artı 2'ye devam ediyoruz. Ve içeride ne yazıyor? 4. O zaman buraya da kök 4 ve kök 3 yazıyoruz. Yani şuradaki sayı içeride yazan sayımız olacak.
7'nin karesi ve kaçgen içerisinde 6 geçecek. O zaman dışarıda bir 6 var. İçerisi 1 bölü kök 2 artı 1'den başlayacağım. Artı 1 bölü kök 3 artı kök 2 olacak. Artı 1 bölü kök 4 artı kök 3 olacak. Ve bu şekilde devam edecek. En sonuncu da 1 bölü, tabii ki içerisi 49 olduğu için, kök 49 artı kök 48 diyeceğiz. Şimdi burada sana bir uyarı yapmak istiyorum. Buraya uyarı niteliğinde de yazabilirsin sen bunu. Uyarı, ünleme benzesin. Uyarı. Nedir bu uyarı? 1 bölü kök içerisinde k artı kök içerisinde k artı 1 dediğimiz şey neye eşittir? Arkadaşlar bu, hatta tam tersini yazalım. Şöyle. Daha anlaşılır olur. Kök içerisinde k artı 1 artı kök içerisinde k. Bu neye eşittir biliyor musun? Bak, ilginç biçimde kök içerisinde k artı 1 kök içerisinde k eksilisine eşittir. Neden? Eşleniğiyle çarparsak kök içerisinde k artı 1 eksi kök içerisinde k dedim. Eşleniğiyle çarparsam üst taraf kök içerisinde k artı 1 eksi kök k olurken alt taraf 2 kare farkından k artı 1 eksi k gelir ve k'lar giderse 1 kalır. Paydadaki 1 hiçbir işe yaramaz. Bu da buna eşittir. Bunu not olarak yaz. Şimdi gelelim buraya. O zaman bu neye eşit hacı? Bu kök 2 eksi 1'e eşit. Bu neye eşit? Hocam o da kök 3 eksi kök 2'ye. Peki bu neye eşit? Hocam o da kök 4 eksi kök 3'e eşit. Aralarında artı var, unutma. Artı nokta nokta nokta, en sonuncusu da kök 49 eksi kök 48'e eşittir diyeceğiz. Ve bunu dışarıdan neyle çarpmam gerekiyor? 6 ile, onu unutmayacağım. Şimdi burada artı kök 2 eksi kök 2 artı kök 3 eksi kök 3 artı kök 4 eksi kök 4 diye gider. Hep ikincilerin eksilisi gidiyor ya. Eksi kök içerisinde 48 de gider ve eksi 1 ve artı 49 kalır. Eksi 1 ve artı kök 49 nedir? Artı 7'dir. 7 ile eksi 1'in toplamı 6'dır. Dışarıdaki 6'yı unutma demiştim. 6 kere 6 bana cevabı, yani 36'nın ta kendisini verir. O halde doğru cevabımız da B şıkkıdır. Evet, bu sayfayla alakalı tabii işaretlemeniz gereken soruları, TYT mi, MSÜ mü, AYT mi, onları söylemedim. Onları da hemen söyleyeyim arkadaşlar. Hemen söyleyeyim. Şimdi şu tarz bir soru, ne YKS, yani YKS'de beklemeyin bu tarz bir soru, 36. Bu tam bir kazanım sorusu. 37. sorumuza geçtik. Bu tarz bir soru hem MSÜ'de hem TYT karşına çıkabilir. İşaretliyorsun. 38. sorumuz karşına çıkmaz. YKS'de karşına çıkmaz. 39. soru karşımıza çıkabilir, işaretliyorsun. Nerede çıkabilir? TYT'de çıkabilir. Bak, TYT. Bitti. 40. sorumuz karşına çıkmayacaktır. Eğer çıkma ihtimali de varsa TYT'de çıkar. Tamam. İşte bu kadar basitti. Şimdi sonraki konumuz olarak neyi işleyeceğiz? 40 soruda asal çarpanlar ve bölme bölünebilmeyi işleyeceğiz. Bölme algoritmasını işleyeceğiz. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım, bölme bölünebilme. Eskiden modüler aritmetik diye bir konu vardı bizim müfredatımızda ve bu modüler aritmetik konusu keşke kaldırılmasaydı. Kaldırıldığı için üzüldüğüm konulardan bir tanesi modüler aritmetik. Çünkü modüler aritmetik matematikteki birçok konunun kapısının kilidini açıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bizim için değerliydi aslına bakarsanız. Ama kaldırıldı çünkü anlatımı ağır olabiliyor. Anlatımı çok ağır olabiliyor. Bu yüzden kaldırıldı. Gene AYT'de de kaldırılmasını istemediğim konular vardı ama şimdi hiç o konulara girmeyeyim. Limitiydi, türeviydi, integraliydi. Bir sürü şey kaldırıldı. Trigonometriden bir sürü şey kaldırıldı. Dizilerden bir sürü şey kaldırıldı. Karmaşık sayıların %90'ı kaldırıldı. Daha ne olsun? Karmaşık sayılar dediğimiz konu şu an bildiğiniz böyle gülerek, ya mesela o da konu mu, çalışır geçeriz. Ya, yarım saatlik işi var. Harbiden yarım saatlik işi var mesela karmaşık sayıların. Ya o öyle bir konu oldu artık. Ama yapacak da bir şey yok. Kaldırıldı. Eskiden karmaşık sayı fasikülü vardı ya. Böyle kalın, aynı şu anki limit türev fasikülleri gibi karmaşık sayı diye fasikül vardı ya. Düşünebiliyor musunuz? Neyse. Kaldırıldı veya kaldırılmadı. Bu kısımları bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren kısım ne? Sınava uygun soru çözmek, sınava yönelik soru çözmek, ÖSYM tarzını anlayabilmek. Bizim derdimiz bu. Başka bir derdimiz var olduğunu zannediyor musunuz? Yok öyle bir derdimiz ya. Bizim derdimiz ne zor sorular çözmek, böyle aşırı miktarda seni zorlayıcı, beynini, yani tamam bak, beynini geliştirir, matematiğini geliştirir ama bu tarz soruları neden çöz biliyor musun? Çok iyi bir matematikçi olmak istiyorsan çözebilirsin. Bırak ben çözeyim o soruları. Tamam. Senin yapman gereken şey ne biliyor musun? ÖSYM'nin tarzını anlamak. Ve bu 40 soru serisinin en güzel yanı da bu.
ÖSYM tarzında sorular soruyoruz. Başka tarzda değil. Nokta. Evet gençler, sonraki videoda yani bölme algoritmasında ve çarpanlara, asal çarpanlarda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.